Hoş geldin. Evet. Merhaba Serhat. Nasılsın? İyidir, sen nasılsın? Sağ olsun. Şimdi galiba katılımcılar katılacaklar kendileri, doğru mu? Aynen, şu an 20 kişi, sen de o sağ tarafta parçasını da Evet, görüyor olman evet. lazım. Doğrudur. Ben seni hani worst case bir şey olursa ben düşersem diye co-host olarak yaptım. Orada seçtim. Haberin olsun. Başka... Tamamdır. Arkadaşlar hoş geldiniz. 23-25 kişi olduk. Daha 5 dakika var. O arada bir poll açtık. Hani Ahmet bugün biz bir hani konuştuk biraz ama ne yapalım tam karar veremedik açıkçası. Çünkü yani genelde etkinliklerim soru cevap gidiyor. İnsanlar bayağı seviyor. Hani Ahmet'in çok uzman olduğu zaten Cloud Run gibi, Knative gibi konular da var. Onun dışında Cloud Native üzerine zaten biliyorsunuz YouTube videoları vesaire. Orada da bayağı ilgi var. Hani çok karar veremedik. Bir şey açtık oraya. Hani başka bir fikriniz varsa chatten de yazarsanız oraya da bakacağız. Hani Ahmet sen de varsa bilmiyorum. Başka hani şu da olabilir dediğin tabii. Gerçi güncelleyemiyorum galiba yapalı sorarım. Neyse. Anket Zoom'da mı ya? Anketi göremedim ben açıkçası, o yüzden. Anket Zoom'da şu an bakayım 14 kişi cevap vermiş. 15 Evet, kişi. tamam. Nerede var? Zoom'da bilmiyorum ama browser'da. Şu Evet, altta ya ben normal browser client'ı kullandığım için. browser'da altta polling diye bir şey belki gene vardır ya. Çünkü altta chat var, şey var, Q&A var. Sen de onu biliyorum. Belki polling de vardır biliyorum da. Chatten bu arada yazan arkadaşlara ufak bir uyarım olsun. O siz normalde mesaj atınca all panelist yani sadece şu anda Ahmet de bana geliyor. Orada hani two kısmında all panelist'i tıklayıp değiştirirseniz all panelist'ten attendees hani herkese de yazabilirsiniz. Bir sürü arkadaş hani selam yazmış ama sadece biz görüyoruz, haberiniz olsun. Bu arada ben anketi hala bulamadım. Muhtemelen sana soracağım sonuçları ne diye, o Tabii. yüzden. Tamam. Aynen. Başlarken hızlıca üstünden geçeriz ama şu an Tamam. yüzde şöyle söyleyeyim %75-80 civarı Cloud Native demo artık işte Cloud Native Cloud Run %58 demo %25 soru cevap %17 şu an. Tamamdır. Şeyde nasıl Ahmet? Seattle tarafında korona Burada ilk önce Amerika'da burada çıkmıştı zaten. İlk kez, ilk ölüm falan hepsi burada olmuştu. Burada bir ilk huzur evine bir girmişti 30 kişi. Orada bir günde, 2 günde falan 30 kişi ölmüştü. Bayağı fenaydı o. Şimdilik durumlar iyi. Yani biz ülkenin geri kalanından daha iyi durumlardayız Seattle'da şu an. Bakalım ne olacak? Yani merakla bekliyorum ben de. Pazarları falan açmaya başladılar. Yani halk pazarlarını falan, millet gitsin hafta sonu alışveriş yapsın diye açıyorlar da, yani olmaz öyle iş yani. Evet. Ortalık karışık, bakalım Trump Bugün falan ne diyecek. Bekliyoruz. Trump valilerle kavga ediyor. evet ya Trump bayağı bir şey kafasına bürümüş herhalde. Doktor Evet. Özün bugün şey çıktı falan ya diyor %3'ü %5'e halkın gidebilir sorun değil belki işte Trump öyle karar Ya verirse işte yapacak bir şey. Amerika mantığı ya. Tam Amerikalı işleri bunlar. Şey diyecektim. Sen KubeCon EU'ya gidiyor muydun? KubeCon'a Böyle bir plan yok var gitmedim. mıydı? Yok Anladım. gitmedim. Senle Amerika'da denk gelmiştik değil mi en son? Gelmiş Amerika'da miydin? denk, İstanbul'da denk geldik. Ama Amerika'da denk geldik mi hatırlamıyorum. Nerede denk Yok. geldik? Reinvent'e gitmemişim Mustafa gerçi. ile denk Neyse. gelmiştik. Doğru. Heh, Mustafa Tamam. KubeCon'a geldi. Evet. Bizim ekip gitti orada. Aynen. Bakayım Mustafa var mı burada bugün? Mustafa yok.
Az vaktimiz kaldı. Yeni gelen arkadaşlara da söyleyeyim. Arkadaşlar bir poll açtık. Hani anket var şu anda bir tane. Altta Zoom'da görebiliyor olmanız lazım. Orada hani bugün Ahmet daha çok neye odaklı, daha çok neye ağırlık verelim diye. Hani soru cevap artık mı gidelim yoksa işte en başta orijinal koyduğumuz başlıkta Cloud Run, işte artık K-Native demolu vesaire bir şey mi yapalım gibi düşünmüştük. Size şans olmak istedik. Ahmet zaten hepsine okey. Bu arada biraz daha başlığa hani uygun seviyede öyle söyleyeyim. %10-11 soru cevap geldi. Geri kalan herkes demo, cloud, run, artık K-Native dedi. Tamamdır. Benim slaytlarım var. Slaytlar üzerinden hızlıca geçeceğim. Zaten slaytları gösterirken demo da yapacağım. Hani %50 gibi de bir soru cevabı bırakırsak iyi olur o zaman. Bence de. Hemen bir tweet atalım. Başlamadan başlıyoruz diye. Burada ben ekranı paylaşmaya çalışacağım şimdi. Gözüküyor. Tamamdır. Şöyle birkaç şey yapayım. Back and forth yapayım. Bunlar çalışıyor mu? Evet. Gidiyor. Tamamdır. Yazılar falan küçük olursa beni unmute kendine şey yap. Haber verirsin. Şöyle. Browser'ın içinde bir sıkıntı yok. Tablar falan birazcık küçük. Onlar zaten önemli değil. Tamam. Evet. Şu an için bir sıkıntı yok. Evet, sohbete merhaba yazan arkadaşlara hepinize merhaba. Aynen öyle. Ufak bir hatırlatma yapalım. Hani başlayalım da. Şimdi şunu söyleyeyim. Önce bir arkadaş da sormuş chatten zaten. Hani bütün video etkinliklerimizi biz kaydedip YouTube hesabımıza koyuyoruz arkadaşlar. O yüzden bunu da kaydedeceğiz. Ben akşam upload'a basıyorum. Yarın mutlaka olmuş oluyor. Yarın gelir yani. YouTube hesabımıza da nereden ulaşabilirsiniz? Hani bir linkimiz, yani özel linkimiz yok şu an çok fazla takipçimiz olmadığı için. En güzel yol ben chatten atarım ama hani aklınızda bulunsun. Twitter hesabımız serverless.tr'den. Bunun profilinde YouTube hesabımızın linki var. Yani güzel bir yöntem, oradan bakabilirsiniz. Onun dışında iki şey hatırlatıp sonra Ahmet'e bırakacağım sözü. Hani Ahmet'e de tekrar söyleyeyim. %10 civarı soracağı çıktı. Onun dışında insanlar hani K-Native, Cloud Run ve demo ağırlıklı bekliyorlar. Arkadaşlar ilki bir şey yazarken herkesin görmesini istiyorsanız chatten All Panelist and Attendees seçeneğini seçmeniz lazım. Şu an hani attıklarınız All Panelist'e gidiyorsa sadece biz görüyoruz. İkincisi de sorularınız mümkünse Q&A diye bir şey var, özelliği var Zoom'un altta. Q&A tarafında hatta birisi test soru diye yazmış, biz görüyoruz onu. Dismiss etmeye gerçi şu anda. Ama oradan sorarsanız hani güzel olur. Orayı takip edeceğiz. Onun dışında başka bir şey yok. Ahmet çok çok teşekkür ediyorum. Zamanını ayırdın, bize geldin bugün burada. Diyorum ve sözü sana bırakayım. Ben teşekkür ediyorum size. Çünkü bu kadar insan evde canı sıkılırken böyle etkinlikler düzenliyorsunuz. İnsanlar evden de bir şeyler öğrenebilme fırsatı buluyor. O yüzden asıl size teşekkürler. Şimdi bugün serverless ve container üzerine konuşacağım. Ben bu konu üzerine hani biraz sıkça konuşmaya başladım son bir yıl içinde falan. Eğer hani beni daha önceden bu konu üzerine konuşurken duyduysanız kusura bakmayın, biraz tekrar olacak. Ama umarım sorularda sizin de hani merak ettiklerinizi cevaplayacağım. Şimdi bugün ben Google Cloud'da çalışıyorum. Öncelikle biraz kendimden bahsedeyim. 6 yıldır yaklaşık ben konteynerler ve Kubernetes üzerine çalışıyorum bir şekilde. Önce Microsoft'ta başlamıştım. Microsoft'ta Docker üzerine çalışan ilk birkaç kişiden biriydim. Hatta ilk Docker'la ilgilenen Microsoft'ta ben olmuştum. O vesileyle Docker'ın core maintainer'ı falan oldum 1-1,5 yıl boyunca. Ondan sonra Google'a geçtim. Google'a geçtiğimde de işte GKE ve Kubernetes gibi teknolojiler üzerinde çalıştım birkaç sene. Şimdi Google Cloud Run üzerine çalışıyorum. Yine container tabanlı bir teknoloji. Yani konteynerlerle epey içli dışlı bir kariyerim oldu benim. Aynı zamanda buna ek olarak konteynerlerle alakalı, yine Kubernetes'le alakalı birçok kişinin günlük olarak kullandığı açık kaynaklı araçlar geliştiriyorum ben. Twitter'da falan aktif olmaya çalışıyorum. Kullanışlı şeyler paylaşmaya çalışıyorum. Yine GitHub'da da aynı şekilde.
Aynı zamanda birkaç ay önce bir YouTube kanalı açtım. Sene başında daha doğrusu. youtube.com/ahmetbey. Hatta biri sohbete yazarsa sevinirim. Öteki arkadaşlar tıklayabilir. Şimdi bu kanalda ben yaptığım şeyler aslında hani bu tarz cloud native konularda merak edilen şeyleri yapmaya çalışıyorum. Mesela yakın zamanda bir hızlandırılmış konteynerler ve Docker kursu yaptık. Ondan önce işte mikroservisler üzerine bir girişler yaptık. Ondan sonra işte büyük siteler nasıl çalışır gibi bir konuyu ele aldık. Yani kısa zamanda güzel bir ilgi topladı. O yüzden takip edenler varsa burada da hep her birine teşekkürler ediyorum. Şimdi öncelikle ben hani bir tonu ayarlamak istiyorum bu sunum için. Bence arkadaşlar cloud'u şöyle düşünmeniz lazım. Cloud elinizdeki bir problemi alıp başkasının problemi yapmaktır. Yani cloud'u şey diyebilirsiniz. Yani cloud işte hosting provider da diyebilirsiniz değil mi? Yani sonuçta geliyorsunuz, makine alıyorsunuz vesaire. Ama aslında cloud arkadaşlar genel tanım gereği elinizdeki bir problemi alıp başkasının problemi yapmak. Yani storage'ı düşünün. Sonuçta siz bir oturup storage sistemi implement edebilirsiniz. Ama bunun dışında ne yapabilirsiniz aynı zamanda? Gidip Google Cloud'dan veya işte AWS'den vesaire storage da alabilirsiniz değil mi? Böyle düşünün. Şimdi en basit mantığıyla arkadaşlar geliştiricinin yazdığı kod ne kadar kısa sürede ve ne kadar verimli bir şekilde yayına girebiliyorsa aslında bence serverless'ın altındaki bütün mantık bu. Yani normal geliştiriciler arkadaşlar bunu ben özellikle yurt dışında Google Cloud falan birçok derisiyle çalıştığım için görüyorum. Mesela işte burada büyük şirketler var. Yani Walmart var, işte ya Twitter'la bile çalışıyor açıkçası. Yani çok hani bu tip büyük şirketlerde bile gördüğümüz bir şey var. Yani genelde doğrular böyle bir flow'a sahip değil. Gerçek flow biraz bu şekilde duruyor. Yani işte geliştirici kodu yazıyor. Ondan sonra birçok şeyden geçiyor. Ondan sonra kod yayına giriyor ama zaten geliştirici yani bunların bir kısmını kendi yapmak zorunda kalıyor DevOps adı altında. Ya da işte ayrı operations takımları oluyor ve bu operations takımlarının genelde yaptığı şey yani kodun yayına girmesini yavaşlatmak oluyor. Yani hızlandırmak gibi görünüyor ama aslında sonuçta siz tek bir geliştirici olarak kodu yolla deyince yollayabiliyorsanız ve büyük şirketlerde bunu yapamıyorsanız aslında böyle bir problem var. Yani işte o yüzden aslında AWS'de mesela Lambda Furya'sı neden take-off etti derseniz gerçek nedeni aslında buydu. Yani insanlar bakıyorlar diyorlar ki yani benim hani yeni bir kod yazmam lazım ama bu kodu yazmak için yani gidip 10 kişiyle konuşacağım diyor adam ya da gidiyor işte AWS konsolundan tık tık Lambda'sını yazıyor geçiyor. Şimdi compute bir spektrum arkadaşlar. Bunu daha önceden gördüyseniz yine kanalımda bu grafiği kullanmıştım. O yüzden kusura bakmayın. Şimdi en sol tarafta VM'ler var değil mi? Sunucular var. Hatta belki düşünebilirsiniz fiziksel makineler var. Sağ tarafta da işte serverless var. Ya şimdi serverless terimi nedir? Bunu biraz ele almak istiyorum ama yani serverless meetup'ında bunu yapmak da çok doğru değil tabii ki ama şöyle diyeyim ben size. Serverless yani bir tanım eksikliğinden dolayı ortaya çıkmış bir terim aslında değil mi? Yani bir şeyi tam anlatamadığımız noktada serverless demişiz ona ve adı serverless olarak kalmış. Şimdi serverless sağ tarafta aslında gittiğinizde ne görüyorsunuz? Yani artık VM'ler, konteynerlerle falan uğraşmayıp doğrudan küçük kod parçacıklarını çalıştırabiliyorsunuz değil mi? Yani mesela bugün Cloudflare'de edge worker'lar var. Yani küçük WebAssembly lambdaları yazarak mesela bunları hiç VM'siz, altyapısız doğrudan çalıştırabiliyorsunuz. Şimdi fiziksel makinelere baktığınızda birçok kişi bunu yapıyor değil mi? Türkiye'de mesela hala işte atıyorum Gemek Sepeti'nden tutun, Ekşi Sözlüğe kadar birçok sistem hala data center'lar üzerinde çalışıyor değil mi? Şimdi ondan sonra sanal makineler cloud'un sunduğu bir şey. Yani burada size diyor ki cloud ben sana makine vereceğim diyor. Tabii bu sonra yani gitgide sizin yönetmek zorunda aldığınız kısım azalarak en alt tarafta daha doğrusu işte artık function as a service'i görüyoruz değil mi? Cloud işin çoğu kısmını yapıyor. Paketlerinizi update ediyor. Siz sadece kodunuzu yazıp istediğiniz zaman deploy ediyorsunuz değil mi? Böyle bir hani görselleştirme yapma ihtiyacı duydum. Şimdi hızlıca bunların üzerinden geçeceğim. Çok yazıları okumanıza gerek yok arkadaşlar. Şimdi sanal makinelerde ne diyorsunuz arkadaşlar siz cloud provider'a? Bana işte 4 çekirdekli 16 GB'lı bir Ubuntu VM'i ver diyorsunuz. Şimdi burada cloud'un size verdiği garanti bu makineyi çalışır halde tutmak. Bunun diski hızlı olacak, network hızlı olacak değil mi? Siz diyorsunuz ki ben şu kadar network istiyorum diyorsunuz. O network'i size garantiliyor. Ama yine günün sonunda bu bir makine. Bu makinenin firewall'larını ayarlamak sizin göreviniz. Değil mi? Böyle bir durum var. Yani bu makine hakkında siz hala birçok şeyi yönetiyorsunuz. İçindeki paketleri yönetiyorsunuz vesaire. Şimdi makine kümeleri yani Kubernetes cluster'ları diyeceğim bunlara.
Kubernetes arkadaşlar, insanlar büyülü bir şey gibi zannediyor. Eğer hiç kullanmadıysanız büyülü bir şey değil. Kubernetes hala makineler üzerinde çalışan bir yazılım. Container'lar çalıştırıyor sadece. Şimdi Kubernetes'in yaptığı şey de genelde hani manage bir Kubernetes servisine gittiğinizde, yani bir cloud'da işte AWS'in Kubernetes'ine ya da Google'un Kubernetes servisine gittiğinizde şunu görüyorsunuz. Cloud'da diyorsunuz ki siz bana işte şu boyutta 10 makine ver, bunların üzerine de Kubernetes kur, Kubernetes'i otomatik güncelle, ben bunun için de uygulamalarımı çalıştıracağım diyorsunuz. Yani bu noktada hala sizin üzerinizde bir takım işte şeyler, bir sorumluluklar oluyor. Yani load balancer'ları ayarlamak olsun, firewall'ları ayarlamak olsun, bunlar yine hala sizin sorumluluklarınız. Şimdi container platformları, bunlar yeni çıkan platformlar aslında. Örneğin diyebiliyoruz ki mesela bu container'ı benim için çalıştır diyebiliyoruz. Yani burada hiç artık makineleri görmemeye başlıyorsunuz. Diyorsunuz ki işte al burada bir container var, bunu git çalıştır. Artık insan sayısına göre, gelen kişi sayısına göre bunu kaç tane çalışacağına da sen karar ver diyorsunuz. Yani bu şekilde operations da artık şey oluyor, değil mi? Cloud tarafından yapılıyor. Bu çok daha basit bir model. Ama burada genelde şunu görürüz, sadece işte server tabanlı uygulamalar çalışmaya başlıyor. Yani artık mesela önceden database çalıştırabiliyordunuz. Artık database'leri serverless çalıştıramıyorsunuz kendiniz gibi bir durum oluşuyor. Şimdi buna örnekle mesela işte bugün bahsedeceğimiz Cloud Run var, AWS Fargate var, Azure Container Instances var. Bunların her biri farklı şekilde çalışıyor. Şimdi bir sonra bu daha eski bir sistem. Platform as a Service dediğimiz, bildiğiniz uygulamanın kaynak kodunu veriyorsunuz. Mesela Python uygulaması yazdınız, onun kaynak kodunu veriyorsunuz, o sistem sizin için çalıştırıyor. Bu epeydir eski ve epeydir mevcut olan bir model. Yani 10 yıldır mesela App Engine galiba 10 yaşında, Heroku 11 yaşında. Bunlar yani hani well over a decade diyebileceğimiz artık 10 senedir bulunan teknolojiler, yeni şeyler değil. Fakat bunların sınırlaması ne? Sadece belli başlı dillerde çalışıyor. Yani mesela durduk yere siz Rust'ı şu an Heroku'ya deploy edemiyorsunuz. Mesela böyle bir durum oluşabiliyor. Şimdi en son bahsedeceğim de Functions as a Service arkadaşlar. Yani burada da küçük bir kod, yani gerçekten bir metod yazıyorsunuz. O metodun etrafındaki her şey artık sizin probleminiz değil, cloud'un problemi. Yani o metodun etrafında çalışan paketleriniz, dependency'leriniz, işte ölçekleme, güvenlik, firewall'lar, authentication bilmem ne, bunların hepsi artık cloud provider'ın problemi oluyor. Tabii karşılığında siz daha çok para ödüyorsunuz gibi durum oluyor. Buna da örnek işte AWS'ten de Google Cloud Functions gibi örnekler var. Şimdi bunları tekrar bir spektruma koyacaksak, mesela sol tarafa gittiğinizde şunu görüyorsunuz. Siz daha çok kontrol sahibi olabiliyorsunuz ve daha çok esneklik sahibi olabiliyorsunuz. Değil mi? İstediğinizi yapabiliyorsunuz. Yani diyorsanız ki Basta yazıyorum arkadaşım uygulamamı diyorsanız gidip bir yerde çalışabilirsiniz. Yani diyorsanız ki ben Windows Server'a ihtiyacım var, sol tarafa gidiyorsunuz. Ama sağ tarafa gittiğinizde artık işte operating sistemi umursamamaya başlıyorsunuz. Biraz kontrol kaybediyorsunuz. Kısıtlamalar geliyor ama aynı zamanda kolaylık da geliyor. Yani ben küçücük bir metod yazıyorum, o metodu deploy ediyorum, artık benim problemim değil. Yani inanılmaz büyük bir şey. Bunu 20 yıl önce söyleseydiniz insanlar şaşırırdı yani. Şimdi sol tarafa bakalım tekrar. Geliştiriciler sol tarafta altyapıyla uğraşıyor. Sağ tarafta da geliştiriciler daha çok uygulamalarıyla zaman geçiriyorlar. Bu çok önemli aslında. Şimdi düşünün, siz bir şirkete gidiyorsunuz. O şirket sizi gidip cloud'daki VM'leri konfigüre edin diye mi işe aldı? Yoksa o şirket sizi müşteriye bir ürün çıkarabilin, bir değer yaratabilin diye mi işe aldı, değil mi? Böyle bir fark var arada. İşte o yüzden mesela yurt dışında cloud kullanımının çok 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 fazla olmasının nedeni aslında bu. İnsanlar aldıkları mühendislerle iş yapmak istiyorlar. Yani oturup aldıkları mühendislerle bütün gün makineleri yönetmek istemiyorlar. Makine yönetmek yani çok güzel bir iş gibi görünebiliyor ama çok da üretken bir iş değil. Aynı şeyi tekrar tekrar yapıyorsunuz. Şimdi fiyattan konuşalım. Sol tarafta sunucular, tahmin edebileceğiniz gibi birim CPU saniyesi daha ucuz. Yani arkada çalışan bir makine var sürekli, siz o makineye para veriyorsunuz. Şimdi sağ tarafta da kod parçacığı ne kadar uzun süre çalışıyorsa, mesela 100 milisaniye çalışıyorsa o 100 milisaniyeye para veriyorsunuz. Ondan sonra cloud provider o bütün o uygulamayı deploy edip ayağa kaldırmak, onun instance'ını hazırlamak vesaire vesaire gibi sıkıntılar için ne yaptı? Sizin için bir şey çalıştırdı ve onun parasını sizden çıkarmak için ne yapıyor? O birim fiyatını daha yüksek tutuyor. Bir de son olarak şöyle bir fark var. Sunucular deploy ediyorsanız siz, Kubernetes işte container tabanlı sistemler deploy ediyorsanız genelde uygulama boştayken, yani hiçbir iş yapmazken geceleri mesela hala masraf yaratıyor değil mi size? Serverless'ta da böyle bir durum yok. Serverless'ta gerçekten kullandığınız kadar ödeme gibi bir model var. Şimdi serverless'ı biraz açalım.
Biz Google'da serverless'ı şöyle görüyoruz arkadaşlar. Bu bizim resmi görüşümüz. Ben de buna genelde katılıyorum. Operasyonel modelinde serverless'ın bir, altyapı yönetimi yok. İkincisi otomatik ölçekleniyor. Üçüncüsü de kullandığınız kadar ödüyorsunuz. Dikkat ederseniz burada makinelerden bahsetmiyoruz biz. VM'ler, yani bu tanıma bakarsanız burada VM'lerden bahsedilmiyor değil mi? Bu, eğer VM'leri de bu şekilde yapabilseydik zaten onlar da serverless olabilirdi belki. Şimdi programlama modeline bakıyorum. Onda da mesela genelde request response'a dayalı bir model var. İşte veri tutmayan stateless uygulamalar, yani bir uygulama geliyor. Uygulamanın aynısından 100 tane de çalıştırırsanız, bir tane de çalıştırırsanız aynı şekilde çalışıyor. Çünkü uygulamanın içinde belli bir data tutulmuyor değil mi? Ondan sonra son olarak da hızlı başlayan, kolay ölçeklenen uygulamalar bunlar. Yani genelde küçük uygulamaları serverless yazar insanlar diye düşünüyoruz biz. Şimdi örnek vereyim. Google'da mesela serverless neden çalışıyor? Google neden serverless işleriyle uğraşıyor? Neden mesela Lambda her şey anlamına gelmiyor? Bunun nedeni arkadaşlar mesela App Engine çok güzel bir örnek. App Engine Google Cloud'un ilk ürünü. Hatta Google Cloud yokken App Engine vardı. Ben hatırlıyorum. Ben üniversitedeyken de üniversite 1'deyken falan çıkmıştı App Engine galiba. Mesela Snapchat hikayesi çok yaygınca anlatılır. Ben de size anlatayım. Mesela Snapchat'i geliştirecek olan kişiler startupları daha ilk günlerindeyken geliyorlar. Uygulamalarını yazıyorlar Python'la galiba. Google'a geliyorlar. Kredi kartını koyuyor adam. Diyor ki benim bir uygulamam var. Ben bunu ölçeklemekle uğraşmıyorum. Kaç bin kişi kullanacak ben de bilmiyorum diyor adam. Belki kimse kullanmayacak diyor değil mi? Mesela Snapchat hiç fail olsa mesela kimse kullanmayacak. Ama adam geliyor mesela gidip kendine bir data center satın almak yerine cloud'a geliyor değil mi? Diyor ki al işte kredi kartım bu. Benim için bu uygulamayı ölçekle diyor. Ve Snapchat başarılı oluyor. Bugün hala Snapchat App Engine üzerinde çalışıyor arkadaşlar. Yani çıktığı günden beri App Engine üzerinde çok başarılı bir şekilde çalışıyor. Neden böyle oluyor? Çünkü App Engine'in verdiği söz neydi? Sen bana uygulamanı ver. Ben bunu istediğin kadar ölçekleyeceğim senin. Yani sen hiç artık ölçekleme konusuyla uğraşmayacaksın. Altyapı güvenliği, makineler, firewall'lar bunlarla hiç uğraşmayacaksın diyor. İşte o yüzden arkadaşlar işte Snapchat gibi servisler için serverless aslında çok iyi. Bunları biz işte cloud'un içinde doğan startuplar diyoruz. Şimdi peki sizin için ne anlama ifade ediyor? Bu tabii ki değişebilir. Yani siz mesela bankada çalışıyorsanız serverless sizin için pek bir anlam ifade etmeyebilir. İhtiyacınız da olmayabilir. Ona da ileride değineceğim. Şimdi peki sadece bu compute platformları mı serverless? Biz Google'da şöyle düşünüyoruz ki cevap hayır. Mesela işte serverless database'ler var. Değil mi? Mesela serverless ne bileyim message queue'lar var. Serverless atıyorum işte Redis yapabiliyorsunuz. Serverless Memcache yapabiliyorsunuz. Yani serverless neydi? Hatırlayın. Bir önceki slide'a dönüyorum. Altyapı yönetimi yok. Otomatik ölçekleniyor. Kullandığınız kadar ödüyorsunuz. Yani bir database düşünün. Database'in makinesini görmüyorsunuz. Database prosesini görmüyorsunuz. İşte DBA'lik yapmıyorsunuz. Kendisi otomatik ölçekleniyor ve kullandığınız kadar. Yani atıp megabyte başına ödüyorsunuz. Yani o zaman demek ki bu tanıma göre veri tabanları da pekala cloud'daki veri tabanları da serverless olabilir de. Şimdi halk arasında serverless karakteristikleri diye bir şey ekledim buraya. Mesela genelde functions as a service hani tek serverless yapma yolu gibi görünüyor. Ve onun dışında işte Node.js ile yapılmalıdır serverless gibi bazı böyle mimler var. Bu mimler pek doğru değil arkadaşlar. O yüzden bugün ben sizinle Cloud Run üzerine konuşacağım. Şimdi Cloud Run bizim bir sene civarında, bir sene önce falan çıkarttığımız yeni bir compute platformu. Cloud Run nedir derseniz container'ınızı veriyorsunuz. Lambda nasıl çalışıyorsa aynı şekilde çalışıyor. Yani bir container imajını siz deploy ettiğinizde artık makinaları görmüyorsunuz. Bu container Google'un altyapısında istediğiniz kadar ölçekliyor request başına. Yani siz mesela bir reklam kampanyası duyurdunuz televizyonda. Mesela bir anda uygulamanıza kimse girmezken 100 bin kişi girmeye başlıyor bir saniyede. Bunu mesela çok rahat karşılayabilecek bir altyapı bu. Ve kullandığınız kadar ödüyorsunuz. Yani arka tarafta boşken ödemiyorsunuz. Şimdi benim için benim beğendiğim Cloud Run'un bana en ilginç gelen yanı ve benim Cloud Run üzerinde çalışma nedenim container'ları desteklemesi. Yani daha önceden mesela bir container imajını production'a almak arkadaşlar çok zordu yani. Mesela Kubernetes üzerinde ne kullanırsanız kullanın şey diyemezsiniz. Yani benim bir container'ım var. Ben bununla birazdan televizyonda, reklamda canlı yayına çıkacağım. Bunun planlamasını ve hazırlığını arkadaşlar bir ay yaparsınız.
Yani bir ay yaparsınız, sonra fark edersiniz ki kullandığımız Kubernetes'de de sıkıntı var. Reklam kampanyasının ortasında application patlamaya başlar. Yani bu çok yaygın oluyor. İşte o yüzden arkadaşlar insanlar serverless'a bu yüzden ilgi gösteriyorlar. Yani gerçekten makinelerle ilgili çok çok fazla sıkıntı çıkabiliyor. Kubernetes'in belli bir kullanım şekli var. Onu herkes anlayamıyor. İşte Kubernetes'in bir sürü edge case'i var. Bilinmeyen noktaları var. Onları herkes bilmeyebiliyor. İşte o yüzden benim ilgimi çeken şu oldu. Yani herhangi bir container imajını alıp tamamen ölçeklenebilen HTTPS arkasında bir endpoint'e biz koyabiliyoruz birkaç saniye içinde. Şimdi size bir demo yapacağım. Çok basit olacak. Yani biliniz Hello World demosunu yapacağım. O yüzden çok ilginç bir şey beklemeyin burada. Şimdi bu Google Cloud Console. Geliyorum burada arkadaşlar. Create Service diyorum. Burada şu an ben Cloudron uygulaması deploy ediyorum. Mesela bu Hello diye bir uygulama deploy edeceğim. Bana diyor ki nereye deploy etmek istiyorsun? Tabii ki birçok işte Cloud Region'ı var burada. Ondan sonra mesela herkes bu uygulamaya erişebilsin diyorum. Devam et diyorum. Sonra da mesela bir tane container image'i seçtim buradan. Bizim herkese açık bir image'imiz var Hello diye. Bunu yarat diyorum. Şu an bu uygulama yaratılıyor. Yani alt tarafta olan şey aslında şu an. Biz şu an Google'ın altyapısını programlıyoruz arkadaşlar. Burada mesela sizin uygulamanız birazdan bir load balancer üzerinde çalışacak. Bu load balancer aslında google.com'u da karşılayan load balancer. Google Maps'i de karşılayan load balancer. Gmail'i de karşılayan load balancer. Yani hatta sizin container'ınız birazdan Gmail'e yan yana, işte YouTube'la yan yana çalışacak. Yani normalde işte cloud provider'lara gittiğinizde şunu görüyorsunuz. Cloud provider'lar size bir makine yaratıyor. Mesela siz şu an AWS'te bunu açıkçası bu public information mi bilmiyorum da benim bildiğim bir şey bu. Mesela AWS'te siz bir lambda yarattığınızda o lambdayı size çaktırmadan yeni size ait bir VM'in üzerinde çalıştırıyorlar. Çünkü birçok müşterinin birçok müşteri başka müşterilerle aynı fiziksel makinede veya işte aynı virtual makinede çalışmak istemiyor. Çünkü tehlikeli. Yani tahmin edersiniz ki bankalar mesela lambda kullanıyor. Ama mesela onları yan yana koyamıyorsunuz. Ama mesela biz kendi altyapımıza güveniyoruz. Biz hatta Google'ın kendi programlarıyla, Gmail, YouTube'la bilmem ne sizin konteynerinizi yan yana koyup çalıştırabiliyoruz. Şimdi bakın burada mesela bir Hello diye bir uygulama çıktı. Bu uygulama istediğiniz kadar yüklenirsiniz arkadaşlar. Evde hiçbir sorun olmayacaktır. Bu uygulama çalışmaya devam edecek. Şimdi bu uygulama mesela binlerce konteyner instansına ulaşabilir. Ve ben bu uygulama için arkadaşlar şu an hiçbir şey yapmadım. Yani sadece butona tıkladım, yolladım. Yani tabii ki daha detaylı ayarlar yapabilirdim. İşte ne bileyim environment variable'ları ayarlayabilirdim. İşte memory'i ayarlayabilirdim. İşte kaç tane request aynı anda handle etmek istiyorum onu ayarlayabilirdim. Mesela bakın burada diyor ki ne kadar scale etmek istiyorsun diye. Mesela ben 1000 instance'a gitmek istemiyorsam buraya 10 yazarım. Maksimum 10 instance benim trafiğimi handle edebilir. Ama bunun default'u 1000 mesela. Yani 1000'de hiçbir sıkıntı olmadığını düşünüyoruz. Biz kandıkça bunu mesela sıkıntı olursa çok rahat 1000'i ölçekleyebiliyoruz çünkü. Şimdi geri döneceğim. Mesela şöyle bir soru sorabilirim. Serverless pahalı dedin. Cloudrun mesela ne kadar ucuz? Cloudrun arkadaşlar sadece HTTP request'lere cevap verirken belli bir ücret istiyor sizden. Mesela 100 milisaniyelik dilimlerde istiyor. Mesela request'iniz sizin işte 80 milisaniye tuttuysa onu 100'e yuvarlıyor. 100 milisaniye şey yapıyor size. 100 milisaniye charge ediyor. Mesela 120 milisaniye ise de 100 sizi charge ediyor. Ve container arka tarafta boş dururken ücretsiz. Şimdi ben Cloudrun'u kendi projelerimde çok sık kullanıyorum. Çünkü bedavaya geliyor. Bayağı düzgün bir free tier var. Yani 2 milyon request'e falan ben ulaşamadığım için ben oraya ne deploy'sam Cloudrun'a arka tarafta bedava çalışıyor. Yani mesela işte Twitter'ı scrape ediyorum, Facebook'u scrape ediyorum, birçok şey yapıyorum. Onlar hep arka tarafta bedavaya çalışıyor. Şimdi şundan bahsedelim. Herhangi bir dil veya binary serverless olabilir mi? Normalde biz serverless'ın genel tanımına baktığımızda cevap hayır. Mesela siz gidip Fortran'da bir şey yazdınız, COBOL'da bir şey yazdınız. Bunu serverless teoride yapamamanız gerekiyor. Ama işte container'lar size bu güzelliği sağlıyor arkadaşlar. Çünkü container herhangi bir işte 64 bit Linux uygulamasını, işte 32 bit Linux uygulamasını container içine koyup çalıştırabilirsiniz değil mi? Yani bunun hangi dilde yazıldığının hiçbir önemi yok. Şimdi burada şöyle bir uygulama var. Bu uygulamayı da çok sıkça gösteriyorum ben. Bu uygulama Word dokümanlarını PDF'e çeviren bir uygulama arkadaşlar. Alt tarafta nasıl çalışıyor derseniz bunun bir mesela Docker file'ı var. Container'ı build etmek için Docker file kullanıyoruz. Bu Docker file'ın içinde görüyorsunuz ki burada bir takım adımlar var. Mesela şu adımlarda ne yapmış derseniz bakın burada bu uygulama LibreOffice'i kurmuş. Yani OpenOffice'i bilenler varsa aranızda açık kaynaklı bir Word alternatifi.
Yani çok karışık C++'la yazılmış 15 yıllık falan bir yazılım bu. Mesela onu container'ın içine koyabiliyorum ben. Ve bakın sonra da diyorum ki şu Python'da şu server uygulamasını çalıştır. Şimdi o server uygulamasının kaynak koduna bakacağım ben. Bu da çok basit aslında. Çok fazla bir şey göstermeyeceğim burada. Bakın dışarıdan bir dosya alıyoruz. Bunu LibreOffice'e veriyoruz. PDF'e dönüştür diyoruz. Sonra kaydet, kullanıcıya yolla diyoruz. Çok basit bir uygulama. Şimdi bakın bu uygulamayı mesela ben deploy edeceğim diyelim. Geliyorum yine aynı şekilde Cloud Run'a. Ben bunun imajını daha önceden Docker Build, Docker Push yaptım. O yüzden tekrar tekrar ona uğraşmamıştım. Mesela PDF diyorum. Galiba şuydu benim uygulamam. Şu Ahmet bir demo PDF diye bir uygulamam vardı. Bunu şimdi deploy ediyorum bakın. Yine aynı şekilde arkadaşlar birkaç saniye içinde bu uygulama ayaklayacak ve çalışır hale gelecek. Ve ben buna request yaptığımda arka tarafta OpenOffice çalışacak. Mesela ben container'ımın içinde browser da çalıştırabiliyorum. Yine mesela bu repository'e giderseniz bu as a service organizasyonu altında mesela şey var arkadaşlar. İşte screenshot as a service var mesela. PDF as a service var. Yani başka şeyler var yani görebileceğiniz gibi. Şimdi bakın PDF uygulaması deploy ediyor. Normalde bu kadar uzun sürmemesi lazım ama şimdilik uzun sürüyor. Şöyle de yapabilirim ben. Gerçi deployment bitti diyor. Health check başlıyor diyor. Şimdi onu bekliyorum. Tamam. Şimdi bakın yine görebileceğiniz gibi burada HTTPS ile deploy edilmiş bir şeyim oldu benim. Uygulamam oldu. Tıklıyorum uygulamanın üzerine. Normalde bizim yine serverless olduğumuz için cold start var. Yani yine bir böyle 1-2 saniye bekliyoruz ama cold startlar deterministik bizde. Yani mesela container'ınız 10 GB'sa da siz 2 saniye bekliyorsunuz. Container'ınız küçücükse de 2 saniye bekliyorsunuz. Yani öyle güzel bir deterministik bir olay var. Ya benim şimdi burada elimde Word dokümanı yok. O yüzden aşağıdaki örneğe tıklayacağım. Mesela aşağıdaki şuradaki örnek linke tıklıyorum. Birazdan işte onu şimdi yüklüyor, download ediyor, OpenOffice'i çalıştırıyor. OpenOffice ayağa kalkıyor, dokümanı çeviriyor, tekrar bana getirecek falan. Şimdi internet galiba çok hızlı çalışmıyor bu internetim. O yüzden çalıştı, tamamdır. Gördüğünüz gibi az önceki Word dokümanını şu an PDF'e çevirdi. Şu an browser'ımda ben bu dokümanı görüyorum. Şimdi, yani gördüğünüz gibi ben Cloud Run'la istediğim bir şeyi deploy edebiliyorum. Mesela şey falan vardı arkadaşlar. Bu neydi ya? Doom'u falan... Mesela Doom'un o server'ını falan deploy edenler olmuştu galiba. Neredeydi ya? Tam hatırlayamadım şimdi. Google Cloud Run'da Doom muydu? Quake miydi? Neyse şimdi hatırlayamadım. Şurada bir yerde. Şöyle bir güzel bir repository'miz var. Awesome Cloud Run diye bir repo'muz var. Burada insanlar ilginç şeyler yapıyor. Onları falan listeliyoruz. Galiba şuralarda bir yerde. Neydi? Quake miydi ya? Doom muydu? Evet mesela Doom adlı oyunu yine Cloud Run'da çalıştırabiliyorsunuz HTTP üzerinden. Mesela COBOL çalıştırabiliyorsunuz. İşte 20 yıl önce çıkmış Python'un ilk sürümünü çalıştırabiliyorsunuz. Yani böyle Pascal çalıştırabiliyorsunuz 45 yıllık falan. Yani çok ilginç şeyler yapıyorsunuz özellikle. Çünkü container'lar arkadaşlar bunu doğal olarak destekliyor değil mi? Şimdi devam edelim. Mesela Cloud Run neyi çalıştırıyor derseniz herhangi bir 64 bit binary size verilen port numarası üzerinde bir server, HTTP server deniyorsunuz, request'lere cevap veriyorsunuz ve arka tarafta boş işlem yapmıyorsunuz. Yani sadece request'ler sırasında çalışıyorsunuz. Bu şekilde Cloud Run'da istediğiniz uygulamayı çalıştırabiliyorsunuz arkadaşlar. Ve bu serverless sayesinde makineyle işte güvenlikle, network ayarlarıyla uğraşmıyorsunuz. İstediğiniz dili, framework'ü, binary'yi, DLL'i kullanabiliyorsunuz. Ve sizin isteğinize göre request'e bağlı olarak bu uygulamalar hızlıca scale edebilir. Yani sıfırdan 100 bin request'e 15 saniyede çıkabiliyor mesela. Şimdi mesela herkes serverless kullanabilir mi? Cevap bence hayır. Neden? Çünkü mesela çoğu şirket zaten cloud kullanamıyor değil mi? Mesela bankalar, finans işte devlet kurumları, savunma kurumları falan birçok endüstride aslında cloud'un kullanılması mümkün olmuyor. Biz Google'da şunu yaptık arkadaşlar. Cloud Run'ı geliştirdik ama Cloud Run'ı bir şekilde open source ettik biz aslında. Bunu bu şekilde siz kendi istediğiniz yere, kendi data center'ınıza kurup çalıştırabilirsiniz. Şimdi birincisi Cloud Run açık kaynaklı implementasyonu biz Knative diyoruz. Knative Google tarafından başlatılan bir proje ama birçok sonra işte Red Hat, IBM, Pivotal, VMware gibi birçok şirket de buna katıldı. Yani Knative Kubernetes gibi bir şey aslında. Knative nedir derseniz Kubernetes üzerinde çalışan bir şey arkadaşlar. Bu şekilde mesela biz ne yapabiliyoruz? Siz Kubernetes AWS'te kullanıyorsanız ya da Google'da kullanıyorsanız ikisi arasında bir nebze geçiş yapabiliyorsunuz değil mi? İşte biz bu şekilde siz
On-premise'de de Kubernetes'de mesela işte bizde GKE On-premise diye bir şey var. Kendi data center'ınıza GKE kurabiliyorsunuz. Bu şekilde mesela cloud'lar arasındaki veya sizin on-prem ve cloud arasındaki taşımayı kolaylaştırabiliyoruz biz. Ve bizim son olarak bir şimdi yeni geliştirdiğimiz Anthos diye bir platform var. Bunun üzerinde çok durmayacağım. Çok detaylı bir platform çünkü. Ve genelde büyük müşteriler için. Bu yani banka, mesela Denizbank falan satın aldı bunu bildiğim kadarıyla. Yani epey yüksek kalibre harcamalı bir müşteriler için bir ürün. Ve bunu mesela orada sunuyoruz biz. Şimdi bu Cloud Run for Anthos dediğim şey, daha doğrusu Knative dediğim şey nasıl çalışıyor derseniz arkadaşlar, üst tarafta aynı görünüyor ama alt tarafta implementasyonlar farklı. Ve Knative'in kendisini kullanıyor tabii. Ama mesela Cloud Run Knative'in API'ni destekliyor. Şimdi bu şekilde biz aynı deneyimi, aynı geliştirici deneyimini her yerde sağlayabiliyoruz. Yani on-prem'de de aynı şekilde çalışıyor. Cloud'da da aynı şekilde çalışıyor veya işte diyelim AWS'de de aynı şekilde çalışıyor. Neden? Çünkü biz aslında GKE'yi AWS'e deploy edebiliyoruz arkadaşlar. Azure'a deploy edebiliyoruz. Böyle ilginç bir yanımız var. Yani biz diyoruz ki en güzel Kubernetes. Biz bunu sizin AWS account'unuza kurabiliriz diyoruz. Şimdi Anthos üzerinde çok durmayacağım. Anthos çok karışık bir olay. Anthos'un içinde neler geliyor derseniz işte Kubernetes geliyor, Service Mesh geliyor. Bir serverless bileşeni olan Cloud Run geliyor. İşte Stackdriver Monitoring geliyor. İşte cluster'lar arası config'leri ve policy'leri yönetmek için Config Management diye bir şey geliyor. Bunlar üzerine çok durmayacağım. Ama şunu göstermek istiyorum size. Mesela şimdi benim az önce deploy ettiğim PDF uygulaması vardı ya. Şimdi buraya görecek olursanız mesela bu PDF uygulaması Google altyapısında oluşuyor şu an. Yani hiçbir VM görmüyorum ben. Şimdi ben arka tarafta bir Kubernetes cluster'ı yarattım. Şimdi bununla şöyle bir opsiyon geliyor ben uygulamayı deploy ederken göreceksiniz ki. Nereye deploy etmek istiyorsun diyor. Ben diyorum ki mesela Cloud Run Anthos yani GKE'ye deploy etmek istiyorum diyorum. Ha, diyor ki bak şurada bir GKE cluster'ım var bunu seç diyor. Şimdi yine aynı şekilde ben diyorum ki PDF'de bu uygulamam var dışarıdan erişilebilsin diyorum. Buraya da yine aynı şekilde container'ımı ben imajını yazıyorum. Gönderiyor. Hani bir demo PDF yazdım. Yarat dedim bakın bunu. Gördüğünüz gibi şu an uygulama deploy ediyor. Hatta etti galiba. Evet bakın etti şu an. Yine benim kendi ayarladığım bir URL var. Bu URL'de aynı uygulama. Az önce Google altyapısında çalıştırdığım uygulama. Şimdi Kubernetes'de VM'ler üzerinde çalışıyor. Yani burada göstermek istediğim şey şuydu. Aynı altyapıyı, farklı altyapılarda aynı experience'ı kullandım ben. Aynı UI'yi kullandım. Mesela aynı komut satırını da kullanabilirdim. Hatta size şunu göstereyim mesela. Burada şurada YAML yazıyor ya. Mesela bu YAML'a tıklarsam şunu görüyorum ki arkadaşlar. Bu alt tarafta çalışan obje aslında Kubernetes objesi. Değil mi? Mesela Kubernetes üzerinde bir Kubernetes objesi. Görebileceğiniz gibi Knative servisi deploy ediyorum ben. İşte bunun alt tarafta birçok özelliği var. Yani Kubernetes ile tanışıksanız mesela. Şuralar falan bildiğiniz Kubernetes'in birebir aynısı. Yani buradaki bu objenin çoğu zaten Kubernetes'in aynısı. İşte onun üzerine mesela Google'ın tamamen altyapısında çalışan PDF'i tıklıyorum. Orada da göreceğim ki oradaki YAML'da birebir aynı şekilde çalışıyor. Yani bu iki YAML arasında hiçbir fark yok. Çünkü neden? Bunların ikisi de aynı API'yi kullanıyor. Bakın burada Google'ın altyapısı run.app üzerinde çalışan YAML'a bakıyorum. Bildiğiniz aynı API. Yani ben bunu bir dosyaya kaydedip işte kubectl apply da diyebilirim. İşte gcloud da kullanabilirim. Bizim kendi command line tool'umuzu da kullanabilirim. Yani demek istediğim Google şu an serverless'ı container'lar için standartlaştırmaya çalışıyor Knative için. Şimdi bunun üzerinde çok durmayacağım. Yine burada yine soru cevabı zaman bırakmak istediğimi söylemiştim. Özellikle benim vermek istediğim mesajlar şunlar arkadaşlar. Her şeyi kendiniz yapmaya çalışmayın. Serverless sizin çoğu probleminizi çözecektir. Serverless'a tek boyutlu bir paradigma gibi bakmayın. Lambda falan iyi güzel ama başka bir sürü serverless çözümü de var. Ve Cloud Run ile herhangi bir dilde, herhangi bir framework'ta uygulamayı hiç altyapı ile uğraştırmadan çalıştırabiliyorsunuz. Anthos'tan çok bahsetmeyeceğim demiştim. Yani son olarak da bir dinlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer dokümantasyon arıyorsanız arkadaşlar cloud.run adresine girebilirsiniz. Kısaca ben Knative'in sitesini göstereceğim birazdan. Bu iki adreste de Knative üzerine birçok bilgi bulabilirsiniz. Benim aynı zamanda GitHub üzerinde bir Cloud Run FAQ diye bir repository var. Burada Cloud Run ile ilgili sıkça sorulan birçok soruyu cevaplamaya çalıştım ben. Yine Twitter'dan, GitHub'dan, YouTube'dan Ahmet Bey adıyla beni takip edebilirsiniz arkadaşlar. Ve son olarak da şu Knative'in sitesini bir göstereyim size. Şimdi Knative çok hani detaylı hands-on olarak üzerinde durmadım. Biraz isterseniz demo hani görmek isterseniz şey yapabilirim. Knative'in detaylarını da gösterebilirim. Ama özetle arkadaşlar Knative Kubernetes üzerinde
serverless uygulamalar çalıştırmaya yarıyor. Yani kendi kendine ölçeklenen, işte işi bitince sıfıra giren uygulamalar çalıştırmaya yarıyor. Mesela ben az önce bu PDF uygulamasını deploy ettim ya, hemen bir terminal açayım bakın size buraya. Mesela kubectl get kservice diyorum. Bu Knative'in servisi demek. Biraz mesela büyüteyim şunu. Evet. Bakın mesela şu az önce deploy ettiğim PDF servisi burada değil mi? Şimdi burada kubectl get pod yapacağım arkadaşlar. Şimdi bakın bu PDF konteyner var ya az önce çalıştırdım. Bakın şu an terminating diyor. Yani kapatılıyor diyor. Neden böyle biliyor musunuz? Çünkü bu konteynere son 60 saniye içinde hiçbir request gitmedi. O yüzden şu an terminating diyor. Ama ben mesela az önceki adres neydi benim? Şu PDF adresini mesela bir refresh atsam buraya. Bakın şu an konteyner baştan başlıyor. Sayfa tekrar yüklendi şu an sayfa. Bakın get pods diyorum. Yeni pod geldi. Çünkü eskisi gidiyordu. Yeni pod geldi. Bakın 6 saniye önce bu yeni pod handle etmeye başladı. Yani ben buna bir anda çok fazla request yollayabilirim. Bunun anda karşılayabileceği request sayısını kısıtlayabilirim. Mesela işte şöyle göstereyim. Mesela kubectl edit kservice pdf diyeyim ben buraya. Mesela şurada ben gelip şey diyebilirim arkadaşlar. Şu container concurrency 80 diyor ya. Ben buraya mesela 2 yazsam aynı anda bu container sadece 2 request handle eder. Mesela 3. request için yeni container yaratmak zorunda kalacak. İşte böyle güzel şeyler yapabiliyorum. Mesela şey yapabilirim. Buraya birçok load yollayabilirim. İşte ne bileyim. Yani özellikle yani Knative ile Kubernetes'e yapamadığınız birçok şey yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu arada ben kitap yazmaya çalışıyorum bu Knative üzerine şimdi. Knative.tips adresinde bir prototip var. Burada işte mesela Knative ile neler yapabilirsiniz? İşte nasıl trafik yönetebilirsiniz? Bunlardan bahsediyorum. Mesela işte burada bu PDF uygulamamız vardı ya arkadaşlar. Mesela bu PDF uygulamasının yeni versiyonunu deploy edebilirim ben. Şimdi mesela diyebilirim ki işte PDF'in yeni versiyonu çıktı. İşte mesela environment variable ekliyorum A, B diye. Şimdi mesela bunu deploy ettiğimde arkadaşlar ben şöyle Kubernetes'de elde edemediğim bir özelliği de edebiliyorum mesela. Burada manage traffic diye bir şey var bakın. Mesela ben burada diyorum ki ilk versiyon %100, yeni versiyon %0 ya. Mesela onun yerine ben şöyle yapmak istiyorum. Mesela buraya gelip yeni versiyonu %10 gitsin. İşte eski versiyonu %90 gitsin diyorum. Kaydet dediğimde işte trafik o iki revision arasında paylaştırılıyor. Ve bu revisionlar mesela sizin rollback yapabilmenizi sağlıyor. Eğer hani yeni versiyonda bir sıkıntı varsa geliyorum yeni versiyona 0 yazıyorum. Bam. Anında bütün trafik eski container'ıma geçiyor. Yani böyle Kubernetes'de daha önceden yapamadığım şeyleri burada yapabiliyorum özellikle. Şimdi burada bitireceğim ben sunumu. Sorularınız varsa sorularınızı almaya başlayacağım. Çok teşekkür ederiz abi. Bayağı şey temeli de çok güzel anlattın. Ağzına sağlık. Şimdi sorular var. Knative ve CloudRun spesifik sorular da var. Q&A tarafını görebiliyor musun bilmiyorum. Göremiyorsan ben de okuyabilirim. Evet. İstersen onlardan gidelim. Hem arkadaşların tabii soruları bir cevaplanmış olsun. Yoksa benim kendi sorularım da var. Çünkü ben hani biraz daha AWS tarafındayım ve tam merak ettiğim hani bazı farklılıklar, tam anlamadığım şeyler vardı. Ben de merak ediyorum. Birkaç sorum olacak. Tabii tabii. Şimdi ilk soru Halil Can İşvarlar sormuş. Demiş ki aktif olarak CloudRun'ı kullanıyorum. Servislerimize statik IP veremiyoruz demiş. Bu yüzden mesela database'lere sabit bir işte IP wipe listing yapamıyoruz. Bunun için ne önerirsin demiş. Yani mesela Google'ın kullandığı bütün IP aralığına izin vermek güvenlik açısından demiş. Teoride evet. Şöyle diyeyim. Mesela az önce anlatmıştım ya hani CloudRun işte Google'ın kendi altyapısıyla yan yana çalışıyor demiştim. Bu aslında yani doğru. Mesela Gmail'in IP adresiyle sizin IP adresiniz yan yana olabiliyor. Böyle sıkıntılar var. Ve dahası bizim mesela içeriden dışarı çıkarkenki IP adresimiz her zaman deterministik olmuyor. Çünkü konteynerler geliyor gidiyor. Bunun için biz şey yapmaya başladık. Şu an işte VPC dediğimiz işte Virtual Private Network desteği eklemeye başladık CloudRun'a. Eğer ilgileniyorsan bana Twitter'dan mesaj at. Seni alfaya falan almaya çalışalım. Çünkü VPN'den, işte VPC'den çıkarken genelde bir net instance oluyor. O net instance'ında statik bir IP belirleyebiliyorsunuz. İşte o statik IP sizin dışarıdaki internete çıkarken ya da işte kendi database'e çıkarken adresi olabiliyor. Yani bunun üzerinde çalışıyoruz. Aktif bir konu bu. Ondan sonra bunu cevapladık. Evet. Ondan sonra İbrahim demiş ki kendi Knative sunucularımda kurabilirim. Doğru mu? Anladım demiş. Kendi sunucularımda altyapıyla uğraşmadan scale'i Knative'e bırakabilir miyim? Evet İbrahim.
Mesela ben şöyle öneriyoruz biz. Mesela Google'da siz GKE'ye geldiğinizde diyebiliyorsunuz ki ben yeni bir cluster istiyorum. Ben bu cluster'ın içindeki node sayısıyla uğraşmak istemiyorum. Mesela diyorsunuz ki bana 4 çekirdekli 5 GB RAM'li bir makine ver diyorsunuz. Ondan sonra ben bu makineden işte bu makineyi atıyorum 3 ile 20 arasında kafana göre ölçekle diyorsunuz. Bu sayede siz şey yapabiliyorsunuz yani doğrudan mesela GKE üzerinde Knative'i çalıştırabiliyorsunuz. Sonuçta Knative ne yapıyor? Günün sonunda bir pod çalıştırıyor değil mi? O podlar cluster auto-scaling'i trigger ediyor Kubernetes üzerinde. Bu şekilde yani Kubernetes üzerinde Knative sizi tamamen ölçekleyebilir aslında. Sorular hızlı akmaya başladı. O yüzden hızlı geçebilirim. Aynen. Şimdi Halilcan İşvarlar yine tekrar sormuş. Cloud'un üzerinde zamanlanmış görevleri nasıl yönetmeliyiz? Chrome'la istek atıyoruz. Daha bir çözüm var mıdır? Demiş. Daha bir çözümü yok. Çünkü biz şey öneriyoruz. Yani isterseniz kendi Chrome'unuzla ya da işte Google'ın kendi Chrome'u var. İşte Google Cloud Scheduler diye. Onunla bir request atmanız gerekiyor. Yani sonuçta Cloud Run'da her şey request response üzerinden çalışıyor ya. Öyle bir durum var. Ben bununla ilgili bir şey sorabilir miyim ama sana? Çok alakalı evet. Çünkü. Şunu merak ettim. Zaten hani tamam biraz şey gibi geldi Cloud Run açıkçası. Tam AWS'de gibi de değil, tam Fargate gibi de değil. Yani Fargate'den bir tık daha managed ama işte AWS'de kadar da restrictive değil diyeceğim ama hani restrictive biraz tartışmalı tabii. AWS'de de şu an hani programming language olarak izin veriyor yöntemleri var ama container çalıştıramıyor hala. Burada hani alabildiği request response muhabbetinde sadece HTTP mi support ediyor? Yoksa mesela Lambda biliyorsun hani AWS'in her tool'uyla entegre neredeyse. Öyle bir şey var mı? Ya aslında öyle bir soru var. Yani aynı soruyu galiba bu arada Batur da sormuş. Yine ha, hani Lambda ile kıyaslandı ama Fargate'in alternatifi değildi demiş. Yani cevap şu. Hemen onu da bir tıkla cevaplayayım aslında. Onun da cevabı şu şekilde. Yani Fargate'de şu olay var. Fargate'e diyorsunuz ki benim bir konteynerim var bunu git çalıştır diyorsunuz. Ama bütün networking ayarlarını siz yapıyorsunuz. Bütün auto-scaling ayarlarını siz yapıyorsunuz. Ama işin güzel yanı herhangi bir konteyner çalışabiliyor. Yani bu bir işte bir server olmak zorunda değil. Değil mi? Böyle güzel bir özellik var. Onun dışında yani biz Cloud Run'da tamamen işte o Lambda'nın getirdiği hani event modeline daha doğrusu işte hani request response modeline eğildik ve öyle onu geliştirme kararı aldık. Yani açıkçası Azure Container Instance'ı da Fargate'e benziyor bu açıdan. Azure Container Instance'ı da yine aynı şekilde istediğiniz konteyneri çalıştırabiliyorsunuz. Veya diyebiliyorsunuz işte benim bir konteynerim var. Bu konteyneri bir kere çalıştır sonra sil diyebiliyorsunuz. Bunu Cloud Run'da yapamıyorsunuz. Çünkü Cloud Run servisler için tasarlanmış bir ürün. Cloud Run'ı bir PubSub servisiyle Google'ın trigger edebiliyor muyum peki? Yoksa sadece HTTP mi? Ya şimdi PubSub'da aslında HTTP çalışıyor. Şöyle oluyor. PubSub'ı siz şey attığınızda, PubSub'a bir mesaj attığınızda eğer PubSub'ın içindeki o queue'yu konfigüre ederseniz mesela her mesajda gidip şu URL'i çağır diyebiliyorsunuz. O şekilde mesela yine HTTP üzerinden çalışıyor. Yani farklı bir kanal kullanmıyor. Sadece. Bizim container contract'ımız bayağı şey, bayağı düz yani bildiğiniz HTTP geliyor, HTTP gidiyor. Çok öyle mesaj formatları işte JSON falan onları hiç karıştırmamaya çalışıyoruz. Bu güzel yani bu şekilde bir şey çünkü, ama bir, evet. Bir tık şey gibi geldi bana. Güzel bir şey şey anlamında tamam ama işte Lambda'nın o restriktifliğini işte kolaylaştıran bir şeylerden biri de bu diğer tool'larla gerçekten çok kolay entegrasyonu. Eğer mesela atıyorum DynamoDB'nin eşleniği neyse Google Cloud'da onunla böyle güzel bir entegrasyon olmaması bir manuel iş anlamına geliyor ya. O beni biraz şey yaptı işte onu merak ettim. Evet kesinlikle. Yani şimdi oturup sonuçta baştan bir HTTP server yazıyorsunuz değil mi? O HTTP server mesela Java ile HTTP server yazmak veya işte Python'la production ready HTTP server hazırlamak kolay değil. Yani o tip sıkıntılar hala size ait oluyor. Yani o işler için biz hala Google Cloud Functions öneriyoruz. Bizim Lambda eşleniğimiz. O yüzden hani her şeyi çözmeye çalışmıyoruz aynı şekilde. Ama mesela şöyle planlar var yani. İçeride mesela şeyi düşünüyoruz biz. Ya bu arada mesela App Engine, Cloud Functions, Cloud Run hepsi aşağı yukarı aynı altyapıda çalışıyor. Yani bunların hepsinin load balancer aynı, hepsinin networking stack aynı. İşte şey mi yapsak diyoruz mesela App Engine ile Cloud Functions'ı containerlaştırıp bunları Cloud Run üzerinde çalıştırsak mı gibi böyle egzersizler yapıyoruz arada. Çünkü sonuçta fonksiyon dediğiniz şey yani Google ama yine sonuçta Google içinde bir container'da çalışıyor bu. AWS'de de aynı şekilde. Yani container gibi primitivlerde çalışıyor bu. O yüzden evet. Şimdi öteki sorulara devam edeyim. 8 soru birikmiş.
Baturay demiş ki, kladron üzerinde cluster içi haberleşmek mümkün müdür yoksa bütün uygulamaları route mu etmeliyiz demiş. Evet. Şimdi Baturay'ın sorusuna cevap şu şekilde. Ben şu an olarak aktif olarak Cloudrun'ın Google altyapısı üzerinde çalışan versiyonu biraz Kubernetes'leştirmeye çalışıyorum. Bununla ilgili birkaç bir tweet atmıştım geçen gün. Cloudrun'a Service Discovery ekliyoruz arkadaşlar şu an. Yani Kubernetes gibi mesela HTTP foo yazacaksınız. Foo servisini bulacak, gidecek oradan konuşacak. Yani şu an mesela Cloudrun uygulamaları birbirleriyle public URL'den haberleşiyor. Bunu düzeltmeye çalışıyoruz. Yani burada aslında çok ihtiyaç da olmuyor. Genelde serverless'ta microservices yapmaya çalışanlar yok ama neden olmasın diye bunu düzeltmeye çalışıyoruz. Ama gitmek istediğimiz yer yine Kubernetes modeli. Bu arada mesela benim hani Kubernetes'le çalışan versiyonu da göstermiştim ya. Bu Kubernetes'le çalışan versiyonu aslında yani bildiğiniz Kubernetes'in networking'ini kullanıyor. Kubernetes'in DNS'ini kullanıyor. Yani orada hiç ilginç bir şey yok aslında. O yüzden Kubernetes için de aynı şekilde çalışıyor yani. Evet. Serdar sormuş. Demiş ki Cloudrun süreleriyle .NET Core ile GoRust gibi static binary'ler üreten platformlar arası çok fark ediyor mu cold start'ta? Fark ediyor. Evet. Yani mesela Java uygulamalarında işte .NET uygulamalarında daha yavaş ayağa kalkıyor uygulama. Onun için mesela şey falan geliştirmeye çalışıyoruz biz. Çoğu müşterinin istediği şey cold start'ı engellemek için şey istiyor müşteriler. Yani ben bir instance'ı çalışır halde tutmak istiyorum. Onun parasını da vereceğim. Öyle bir şey yapabilir misiniz diyorlar. Onu yapmak istiyoruz evet. Yani öyle bir planımız var şimdilik. Ama evet yani o sonuçta o şeyi çözemiyoruz. O cold start sonucu uygulamanın kendinden gelen cold start'ı çözemiyoruz. Evet. Peki abi bununla bağlantılı bir şey sorabilir miyim? Bununla bağlantılı tabii. Dememin sebebi de şu. Hani Lambda bunu getirdi ama execution limit diye bir şey var ya. Concurrent execution limit. Yani belli sayıda fonksiyon aynı anda çalıştırabiliyor. Şimdi bu yapıyla çok iyi entegre değil gibi geliyor mesela Lambda bana. O yüzden şöyle eğer dedicated 200 taneyi ben kullanıyorum bu fonksiyonu atıyorum dersen 200 taneyi senin global o concurrent execution limitinden ayırıyor ve kullanıyor. Yani alıyor onu oraya koyuyor. Ne oluyor? Geri kalan fonksiyonlar için scalability etkiliyor aslında. Belli bir limit koyuyor. Yani burada concurrent execution limit gibi bir şey var mı sizin tarafta ve hani onu merak ediyorum. Alakalı diye sormak istiyorum. Evet evet. Yani bizde diyebiliyorsun ki en çok şu kadar container açık diyebiliyorsun. Onun default'u 1000. Daha çok istiyorsan biz onu yani iletişim kurarsan mesela destek hattıyla onu hemen ayarlıyoruz. Diyoruz ki işte senin bir reklam kampanyan var mesela televizyonda. 1000'i yapıyoruz 50.000. Yani hiçbir sıkıntı olmuyor o konuda. Bizde işte olmayan şey şu an şey yok. Yani ben şu kadar sayıda instance sürekli çalışsın diyemiyoruz. Bizde bildiğin gerçekten fully serverless çalışıyor şu an. O yüzden mesela cold startlar olabiliyor hala. Tabii ki ama aktif bir servisin varsa sürekli yani kullanıcı gereken bir servis varsa cold start'ı çok hit etmiyorsun zaten. Sizde de bu Java gibi dillerde daha çok oluyor değil mi? Normalde Node.js, Python'da çok olmuyor. Benzer. Yok yok. Onlar da aynen öyle. Go gibi işte yani hızlı başlayan dillerde uygulamanız da sizin zaten hızlı bir şekilde portla... Ya biz şey yapıyoruz. Uygulama portla dinlemeye başladığı anda trafiği yolluyoruz biz ona. Öyle o şekilde çalışıyor. Şimdi Baturay sormuş. Demiş ki gRPC servislerimizi Cloudrun üzerinde çalıştırabilir miyiz? Bunun cevabı evet ve hayır. Şöyle, gRPC çalışıyor ama gRPC'nin iki türü var arkadaşlar. Birincisi streaming RPC'ler var. Yani düz bildiğimiz HTTP gibi kollar var. Bunlar çalışıyor. Yani HTTP 2 aslında çalışıyor Cloudrun üzerinde. Ama şu an çalışmayan kısım streaming. Streaming'de de iki tür RPC var arkadaşlar. Birincisi mesela client streaming. Birincisi server streaming, ikinci server streaming bir de üçüncüsü var aslında bidirectional. Yani ikisi de aynı anda stream ediyor. Mesela oyun oynarken falan bidirectional stream kullanıyoruz değil mi biz? İşte Cloudrun üzerinde şu an streaming çalışmıyor. Ama önümüzdeki ay inşallah kısmet olursa şey yapacağım ben. Google Cloud blogundan hatta bizzat kendimi duyuracağım. Google Cloudrun'a şey ekliyoruz. Server side streaming ekliyoruz. Bu şekilde mesela sizin sunucularınız cevabı stream edebilecek. Veya işte video streaming yapabilecek. Veya işte büyük cevapları hani chunk decoding'de falan yollayabilecek. Yani bayağı orada ilginç şeyler yapıyoruz. Evet. Burak Küçük bak demiş ki kendi data center'ımızı Cloudrun kurup şirket içi kapalı bir şekilde kullanım mümkün mü? Burak evet bunun iki opsiyonu var. Birincisi, bu arada hala benim ekranım paylaşılıyor mu emin değilim. Birincisi kendin Knative'i kurup yönetebilirsin. Knative Cloudrun'un alt taraftaki aslında implementasyonun açık kaynaklı versiyonu. İkinci opsiyon da yine ben sunumda pek üzerinde durmak istemedim ama biz Entos diye bir şey satıyoruz. İlgini çekiyorsa bana DM at. Ben seni Google Cloud'daki arkadaşlarla görüştürürüm İstanbul'daki. Entos'un içinde yine aynı şekilde sizin kendi data center'ınızda. Yani sizin data center'ınızda veya
Azure'da da, AWS'de de olabilir. Edge lokasyonlarında da olabilir. Siz nerede istiyorsanız biz bu hizmeti size getirebiliyoruz. İlla Google Cloud'da çalışacak diye bir durum söz konusu değil yani. Bu open source mu peki Entos abi, yoksa bir plan var mı, onu merak ettim ben. Entos şimdi aslında, Entos şöyle bir şey. Entos open source değil. Entos içindeki bileşenler aslında open source. Yani mesela Cloud Run for Entos'u, mesela şu Cloud Run for Entos'u biz Knative'le yapıyoruz. Bu Entos Service Mesh aslında istiyor. GK'de aslında bildiğiniz gibi Kubernetes. Entos Config Management open source değil ama mesela bu da yine bütün GK kullanıcılarına aslında erişilebilir bir şekilde. GK Config Sync diyoruz buna da. Stack Driver zaten monitoring. Çok ilginç bir şey yok orada. Yani o bir sürü open source monitoring solution var. Ya Entos şu aslında. Siz Google'a diyorsunuz ki benim epey ciddi bir altyapı işim var ve ben bu altyapı işini kendim takımlar kurarak halletmek istemiyorum diyorsunuz. Yani mesela burada biz çok büyük şirketlerle konuşuyoruz arkadaşlar. Yani işte bankalarla konuşuyoruz. Amerika'daki bütün işte büyük retail yapan şirketlerle görüşüyoruz. İşte o genelde o tip şirketler için bu. Kendiniz kullanmak istiyorsanız bunun bir Google Cloud versiyonu da var. Tabii ki normal bu GK'den biraz daha pahalıya geliyor. Yani lisans üzerine çalışıyor. İşte 100 çekirdeğe şu kadar para veriyorsunuz falan tarzı. Böyle ilginç bir şekilde çalışıyor. Ama bunun içinde de bahsettiğim gibi yine Cloud Run geliyor. Yani isterseniz yine kendi data center'ınızda bunu kurup çalıştırabiliyorsunuz. Evet. Halilcan sormuş yine. Demiş ki servisimizde yeni bir sürüm attığımızda eski sürümdeki client düşüyor mu? Herhangi bir kesintiye uğruyor mu? Cevabı hayır arkadaşlar. Herhangi bir kesintiye uğramıyor. İşte Knative'in en güzel yanlarından biri o eski burada gösterdiğim revision'lara, yani mesela şurada iki tane revision var ya, bu revision'lara giden trafiği tak diye kesmiyor. Onu drain ediyor arkadaşlar. Yani aktif request'leri bitiriyor. Ondan sonra yeni request'ler yeni revision'a gidiyor. O şekilde çalışıyor. Son cevabı da bu şekilde. Evet. Halican, yine Halican sormuş, demiş ki hep public servis kullandık. Private servisler nasıl çalışıyor demiş. İşte private servislerde de iki servisiniz birbirini çağırmak istediğinde onu kullanıyorsunuz arkadaşlar. Onu çağırırken de bir token veriyorsunuz. Çok basit bir şekilde authenticate edebiliyorsunuz. Hatta onu da kolaylaştırmak için şu an ben bir feature üzerinde çalışıyorum. Yani amacımız Kubernetes'de mesela servisler nasıl birbiriyle konuşuyor ya, mikro servisler. Onun aynısını Cloud Run'da yapmak arkadaşlar. Yani planımız hatta galiba public olduğu için biraz gösterebilirim aslında ya. Bir saniye ayarlayayım ben burayı. Hızlıca göstermeye çalışayım. Ekranı tekrar paylaşayım. Şöyle bir planımız var arkadaşlar. Bir saniye. Evet. Şöyle bir şey düşünüyoruz. Yani burada ben Cloud Run Proxy diye yazdım bunu da. Hayalimizdeki şey şu arkadaşlar. Yani doğrudan siz mesela bugün aynı region içinde şöyle bir service discovery yapıyorsunuz. Abi şey, ekranını paylaşabilir misin tekrar? Ha tamam, ekran paylaşımı mı gitti? Tamamdır. Tamamdır. Şimdi gelmiş olması lazım. Yani şöyle bir şey düşünüyoruz arkadaşlar biz. Yani o normalde şu an siz URL'lerle çağırıyorsunuz Cloud Run servislerini birbirleri içinden. Fakat biz bunu işte HTTP direkt yazıp bu şekilde çağırabileceksiniz. Şimdi bugün yine keza authenticate ederken böyle bir işte bir request'e bir token inject etme gibi bir durum var. Yani işte bir authorization header'ı inject ediyordunuz. Bunu da ortadan kaldırıyoruz. Yani böyle bir feature üzerinde şu an çalışıyorum ben arkadaşlar. Umarım yani 6 ay gibi bir sürede bunu da çıkartmayı düşünüyoruz. Umarım bunu da başaracağız. Evet. Burada sorular hiç azalmıyor. Hep 8 soru var. Cevapladıkça soru geliyor. Çok güzel. Tamamdır. Şimdi Salih Emre Sert sormuş, demiş ki Knative Traffic Distribution için Service Mesh'e ihtiyaç duyuyor mu demiş. Mesela Automated Canary için Stack Driver ya da Prometheus desteği eklemek gibi bir plan var mı? Şimdi hep de benim üzerinde çalıştığım sorulardan da şey geliyor. Şimdi şöyle arkadaşlar, Knative aslında bir Service Mesh'e ihtiyaç duymuyor. Fakat bugün istiyor, kullanıyor default olarak. Bunu kullanmasının tek nedeni Knative'in arkadaşlar bir load balancer'a ihtiyacı var. Neden? Burada göstermiyor. Yani mesela şurada bir traffic split yapmıştık. Hani demiştik ki %0 şuraya, %100 buraya falan gitsin. Yani böyle bunları ayarlayabiliyoruz işte %50 diye. Bunları mesela arkadaşlar ayarlamak için Kubernetes üzerinde bir load balancer'a ihtiyacımız var. Yani Envoy gibi, Nginx gibi bir ingress controller'a ihtiyacımız var. Bunu da şu an Istio ile yapıyorlar. Yani Istio'nun mesh özelliğini kullanmadan yapıyorlar ama bunu. Hatta şöyle bir proje var, onu da göstereyim sıraca. Kısaca. Courier diye bir proje var arkadaşlar. Bu Courier bir tarafı olması lazım. Mesela Courier hiç mesh'siz tamamen Knative için bir ingress adaptörü.
Hatta bu arşivlemişler bu projeyi, ne oldu bilmiyorum. Ha, bakın Knative'in official projesi olmuş artık. Knative için bildiğiniz bir gateway yapıyorlar yani burada. Bir mesh'e ihtiyacımız yok. Şimdi automated canary rollout konusu da biraz ilginç bir konu. Nedir diye merak eden arkadaşlar için. Mesela diyorsunuz ki hani burada ben %5 ayarladım ya mesela. Peki şöyle yapsam olur muydu? Mesela otomatik bir sistem gelse bana dese ki yeni versiyonmuş, ben %5'ini buraya yollayacağım dese. Sonra mesela trafikte monitoring sonuçlarına bakarak baksa ki bu %5'lik aplikasyon doğru düzgün çalışıyor. Bunu gitse kendi kendine %10'a çıkarsa. Sonra 20'ye, 30'a, 40'a çıkarıp ben hiç uğraşmadan kendisi bunu rollout etse olur mu? Böyle bir şey aslında Kubernetes'de var arkadaşlar. Bunun cevabı Flagger diye bir Progressive Delivery Operator var. Bunun aynısı şu an Knative'de yok. Hatta Cloud Run'da da yok. Bunun üzerine ben çalışmaya başlayacağım. Yine benim aklımdaki projelerden bir tanesi bu. Bunun hatta üzerine bir survey yapmıştık. İlgilenenler olursa eğer. Şu an form elimde değil. Evet. Yani bunun Cloud Run için bir formu var aslında bunun. Şu an interest topluyorum ben. Yani hani ilgilenenler varsa onlara iletmek isterim. Evet. Halil demiş ki Container Registry'e yeni bir image attığımızda Cloud Run üzerinde yayına çık diyebilir miyiz? Yani evet, aslında sadece diyorsunuz ki bu image'i deploy et diyorsunuz. Mesela ben az önce PDF image vardı ya benim. Yani ben şöyle bir run diye bir komut var arkadaşlar benim. Ben bunu 5'te bu şekilde ayarladım. Yani buraya mesela run diyorum. GCR adayı Ahmet bir demo. PDF yazdığımda bu uygulama çalışıyor arkadaşlar. Şu an bildiğimiz deploy edebiliyorum. Yani bu kadar kolay aslında deploy etmek uygulamayı. Evet. Batur demiş ki Fargate çok pahalıya geliyor çok çalışan servislerde demiş. Biz kullanamıyoruz. O yüzden ECS'i EC2 üzerinde kullanıyoruz o yüzden demiş. Burada fiyatlamayla karşılaştırırsak AWS ile nasıl çok çalışan servislerde pahalı mı oluyor yine demiş. Bunun cevabı evet. Yani serverless'ın mantığı var arkadaşlar. Serverless'a bakın şurada ne demiştik? Yine ben slide'ları paylaşacağım bir saniye. Şurada mesela demiştik ki sağ tarafa gittikçe arkadaşlar yani CPU başına, saniye başına alınan birim fiyatı artıyor. Bu bütün serverless platformlarda böyledir arkadaşlar. Bu arada yani Lambda çok pahalı veya işte Fargate çok pahalı gibi geliyor olabilir ama o fiyatlar aslında AWS'in epey zararına sattığı fiyatlar, öyle diyeyim size. Yani şu an siz mesela full Lambda kullansanız AWS yine zarar ediyor arkadaşlar o konuda. Yani çünkü serverless konusundaki yani economy of scale o kadar şu an kötü durumda ki utilization falan çok yani tahmin edilemez, unpredictable bir pattern olduğu için yani çok fazla server proje etmek zorundalar ve onların fiyatını yemek zorunda kalıyor arkadaşlar bunlar. O yüzden yani serverless sağ tarafa gittiğinizde hangi cloud olursa olsun daha çok para ödeyeceksiniz. Yani bunun bir çözümü yok. Evet. 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 Fahri demiş ki az önce Knative'in NetRepro ile Custom Ingress Controller'lar kullanabiliyoruz. Procon olarak görüşün neler? Istio'nun getirdiği birçok resource'a göre daha lightweight demiş. Aslında evet, bunu az önce cevapladım. Ben de bilmiyordum mesela Courier'in Knative'e taşındığını. Ben de şimdi öğrenmiş oldum. Aynen, yani sonuçta Knative'in ihtiyacı olan şey arkadaşlar bir load balancer sadece. Sırf onun için bütün service mesh kurmaya gerek yok. Tabii Istio ile başlamaların nedeni neydi? Çünkü Google'da geliştirildi Knative ilk olarak ve Google'da Istio vardı. Istio da aynı şekilde aynı takım tarafından geliştiriliyordu. O yüzden gittiler Istio kullandılar ama gerek yoktu, evet. Şimdi Serdar'dan çok güzel bir soru gelmiş. Maksimum çalışma süresi var mı diyor. Şimdi eğer GKE'de çalışıyorsanız maksimum çalışma süresi yok. İstediğiniz kadar çalışabilirsiniz. Ama Cloud Run'ın Google üzerinde çalışan bu manage versiyonunda maksimum çalışma süresi bugün 15 dakika arkadaşlar. Fakat tam bu oturuma başlamadan 10 dakika önce ben şey dediydim. Yeni bir feature üzerinde çalışıyoruz biz yine aynı şekilde. Bir saate çıkarttık onu. Yani bir saat boyunca requestleriniz çalışabiliyor. Yani açıkçası daha da artırabiliriz ama çok hani use case'e bağlı. Çok bir saatten de fazla çalışmak isteyenlerle pek karşılaşmıyoruz. O yüzden öyle bir istek gelmedi galiba şimdiye kadar. Yani yakında gelecek. Mustafa demiş ki Knative içinde monitoring araçları var mı yoksa ekstra kendimiz mi kurmamız gerekiyor demiş. Şimdi Knative'in içinde aslında bir monitoring stack'i geliyor. Hızlıca onu göstermeye çalışayım ben. Şimdi Knative'in sitesine girip dokümantasyona bakarsanız aslında Knative'in kurulumunda şöyle Knative Serving'e tıklayacağım sol taraftan. Bunun içinde aslında logları toplamak için bir şey geliyor. Metrikleri toplamak için bir şey geliyor. Bir de trace'leri toplamak için bir şey geliyor. Yani yanılmıyorsam Grafana geliyor mesela. Grafana ile birçok şey görebiliyorsunuz. Monitoring görebiliyorsunuz. Aynı zamanda işte Grafana'ya veriler Prometheus'tan gidiyor zaten.
Login için mesela Elasticsearch falan kuruyordu bir ara kendisi. Yani Fluentd falan kuruyor gördüğünüz gibi. Yani epey aslında şey var. Knative içinde monitoring entegrasyonu var. Çünkü çok önemli aslında yani monitoring. Sonuçta auto-scaling için kendisi Knative'in monitoring'e ihtiyaç duyuyor. O yüzden bunları kullanıyor. Mesela işte traces falan var burada. Resimler var mı bilmiyorum da. İşte traceler içinde mesela Zipkin ve Jagger'ı destekliyor. Onu da öyle belirteyim. Evet. Şimdi şey demek istiyorum. Evet, Adam White demiş. Bu isim benim YouTube kanalımdan tanıdık. Mikroservis bir uygulamayı Knative yüklemek için nasıl bir yol izlenmeli? Bu doğru bir, işte mesela altyapı vesaire, bu doğru bir yol demiş. Ya şimdi arkadaşlar, sizin için mesela örnek bir uygulamayı ben çok hızlıca, madem biraz 1-2 dakika vaktimiz var. Mesela bir uygulamayı ben işte Knative'e nasıl geçiriyorum? Hızlıca onu göstereceğim size. Hazır olun. Şimdi arkadaşlar, Microservices Demo diye bir benim bir uygulamam var. Bunu Google'da geliştirdik biz. Sıkça da kullanıyoruz. Şimdi bakın, bu uygulamanın içinde arkadaşlar mesela Kubernetes manifestleri var. İşte mesela şurada bir tane frontend diye bir şey belirliyor. Bir sürü bir uzun bir servis var. Daha kısa bir servis bu. Mesela şu shipping servisi alalım arkadaşlar, tamam mı? Şimdi arkadaşlar, bu shipping servisi şeye geçireceğim ben. Öncelikle bir mesela VS Code açayım buraya arkadaşlar. Şimdi şu rengi ucu da ayarlayalım. Yama diyelim. Şimdi bu bildiğiniz gibi bir Kubernetes servisi arkadaşlar. Şu gereksiz şeyleri silelim. Bakın burada ne yapıyorum ben? Burada ben bir arkadaşlar bir deployment belirlemişim, değil mi? Burada mesela shipping servisi adlı benim bir mikro servisim var. Sonra bunun alt tarafında bir de bunu içeride expose etmek için bir servise ihtiyaç duymuşum. Kubernetes servis objesi arkadaşlar, tamam mı? Şimdi bakın, Knative'e geçerken bir şey eklemiyorum. Bir sürü şeyi siliyorum hatta arkadaşlar. Çok, mesela şu servis var ya, siliyorum gereksiz. Tamam mı? Sonra yukarı çıkıyorum mesela. Bana mesela şu port numarasını belirtmişim. Port numarasını sil. Neden? Çünkü bana Knative zaten port numarası veriyor. Container portunu benim belirlememe gerek yok. Çünkü bana Knative zaten bir port belirleyecek. Bakın siliyorum. Hatta ismini de siliyorum. Bakın hiçbir şey kalmadı zaten. Şunlar zaten hani istesem şunları da silerim. Bunlar da yani tamamen opsiyonel komutlar. Yani bu kadar silebiliyorum. Hatta şuraya kadar bile silebilirim. Tamam mı? Şimdi ondan sonra da mesela deployment'ta normalde ne yapıyorsunuz? Siz şu mesela buraya geliyorsunuz, gereksiz metadatalar ekliyorsunuz, sil. Ondan sonra selector ekliyorsunuz, sil. Bunların hepsi gereksiz arkadaşlar. Şimdi Knative'de ne yapıyoruz? Geliyorum apps v1 yerine işte serving Knative neydi dev / v1 diyorum. Bu deployment yerine de servis yazıyorum. Bakın az önce kaç satırdı? 60 satırlık YAML dosyasını 23 satıra ekledim. İndirdim. Daha doğrusu sadece silerek. Yani hatta şunları da silip yani pardon, en küçük mesela Kubernetes, en küçük Knative deployment'ı bu kadar olabiliyor arkadaşlar. Yani sadece image'i belirtip geçebilirsiniz. Bu otomatik scale eden bir servis veriyor size. Yani makro servislerinizi bu şekilde Knative'e geçebilirsiniz zaten. Evet. Bunun da cevabı bu şekildeydi. Evet. Said Ünlü demiş, Anthos OpenShift'in alternatifi midir demiş. OpenShift'te Knative gibi şeylerde çalışabiliyor. Bunun cevabı biraz evet, biraz hayır. OpenShift'e çok benziyor ama OpenShift biraz daha alakart bir ürün. Yani kendiniz mesela alıp kurup kullanabiliyorsunuz. Anthos kullanmak için Google'a gerçekten iletişime geçiyorsunuz. Google size adam yolluyor, geliyor, kurulumunu yapıyor vesaire. Biraz daha hands-on bir çözüm. O yüzden biraz daha pahalı tabii ki. Ama teoride aynı, benzer işler yapıyorlar. Zaten Red Hat'te biz birçok projede Istio, Kubernetes, Knative gibi birçok projede işbirliği yapıyoruz. Fakat genelde ben OpenShift ile Anthos'u biraz rakip olarak görüyorum. Evet. Son olarak da Halilcan demiş ki, Continuous Delivery ile ilgili sorum eksik oldu demiş. Yeni bir imajı attığınızda CloudRun bunu otomatik çalıştırabilir mi demiş. Hayır. Ama bunu şu şekilde yapabilirsiniz. Google Container Register'in mesela PubSub triggerları var. O yüzden mesela yeni bir image push ettiğinizde PubSub'a mesaj gelir. Mesela onu siz alıp Google Cloud Functions'da CloudRun'ın kendi API'ni kullanarak deploy edebilirsiniz. Bu konuda hatta ben bir blog yazısı yazdım geçen gün kendi blogumda. ahmet.im/blog'a girersen burada. Bu blogda mesela neydi ya? Şu Inside CloudRun Deploy'da mesela burada anlatıyorum ki CloudRun API'ni nasıl kendiniz kullanabilirsiniz diye. Çok ilginç bir şey değil. Yani teoride aslında şurada gösterdiğim YAML dosyalarını alıp JSON olarak API'ye yolluyorsunuz. Çok kendinize deploy edebilirsiniz yani. Zor bir şey değil bunu geliştirmek. Evet, şimdiki soruların sonuna geldik. Yine son dakika soru gelirse belki cevaplarız ama her birinize ben geldiğiniz için teşekkür etmek istiyorum. Özellikle Serhat'a ve organize eden arkadaşlara teşekkür etmek istiyorum. Hem beni hem sizlere böyle sıkıca evden oturduğumuz bir günde ağırladıkları için.
Teşekkürler Serhat. Biz teşekkür ederiz Ahmet Esas. Güzel değil mi? Tamam. Biz çok çok teşekkür ederiz. Allah zaman ayırdın. Aktı gitti. Biz de soru cevaplıyoruz da öyle profesyonel. Gerçekten çok güzel cevap. Evet. Ağzına sağlık. Fark ettim sen de bayağı cevapladın soruları. Teşekkür ediyorum. Yok benim cevapladığım şey değil de performans süper abi. YouTube'a da koyacağız. Hani sonradan tekrar izlemek isteyenler olursa diye. Onun dışında Ahmet hani sağ olsun biz söyledik. İkiletmedi bile hemen. Tabii geleyim abi de. Sağ olsun geldi de. Şimdi bilmiyorum Ahmet'in de vakti olursa eğer ilgilendiğiniz bir şey olursa gene iletişime geçerseniz. Hani Ahmet kendi YouTube kanalından da tabii hani paylaşıyor. Oradan da paylaşabilir ama hani buraya da yine soru cevap şeklinde böyle bu tarz bir demo bana da çok yararlı oldu bu arada. Ben hani biraz daha AWS tarafına aşinayım. Değişik kavramları görmek her zaman faydalı. Çok fırsatım olmuyor çünkü. Çok teşekkür ediyorum. Kendi adıma teşekkür ediyorum. Bayağı bile teşekkür aldın abi. Teşekkür ederiz. Evet, herkes. Teşekkürler arkadaşlar. Sağlık. Ya bu arada ben şey yapmaya çalışıyorum ya. Askele kendi kanalından, YouTube kanalından haftada bir canlı yayına giriyorum. Office Hours diye. Hani kafadan soru cevap yapıyoruz böyle. Yani bildiğiniz ekrana soruları atıyorum. Aradan cevaplıyoruz. Yani tekrar geldiğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Bu arada yani ben AWS gibi konuları da kendim yakından takip etmeye çalışıyorum. Yani işim gereği, içinde bulunduğum iş gereği. Benim hani sadece rekabeti değil, teknolojileri anlamam gerekiyor. O yüzden yani şunu görüyorum ben genelde. AWS, yani bileceği, herkesin bilebileceği gibi. Mesela cloud endüstrisinde şu an lider. Yani kullanım konusunda epey epey önde geliyor. Serverless konusunda yine mesela lider olarak görünüyor. Neden? Çünkü Lambda hani herhangi benzer bir servisten 2 yıl önce çıktı. Yani mesela ben Azure'dayken hatırlıyorum. Ya şey olmuştu yani o zamanlar tabii CEO değildi. Satya Nadella içeride mail atıyordu. Ya Lambda diye bir şey çıkmış bizde nasıl olmaz bu diye falan. Böyle hemen hafta sonu takım kurup çalışmaya başlamışlardı. Hatırlıyorum. Tam sene kaç? 2015-2016 civarlarında. Yani öyle yani Lambda gerçekten endüstriyi çok değiştirdi. Bu arada ilginç bir şey paylaşmak istiyorum yine becerebilirsem. Şeyde The New Stack'te belki takip ediyorsunuzdur. The New Stack diye bir yayın var arkadaşlar. Bu Cloud Native konularıyla ilgili çok sıkça yayınlar yapıyorlar. Yine bir ekranımı paylaşmaya çalışacağım ben. Şimdi geçen Mart'ın sonunda bir yazı yazdılar. Dediler ki serverless açık kaynaklı yazılımlar arasında Knative kalabalıktan sıyrılıyor dediler. Şimdi aşağıda şöyle bir istatistik paylaştılar. Bunu hatta şöyle büyük bir tabde açmaya çalışayım kendim. Şimdi şöyle bir şey gösterdiler. Burada mesela bu açık mavi geçen seneyi gösteriyor arkadaşlar. Daha doğrusu 2018'i gösteriyor. Koyu mavi de 2019'u gösteriyor. Şimdi sol tarafa baktığınızda göreceksiniz ki Lambda lider. Yani orada hiç zaten sıkıntı yok. Lambda'dan sonra en çok kullanılan mesela Google Cloud Functions'mış. Öyle burada kaç kişiyi? 1337 kişi şey yapmışlar. Anket yapmışlar. Şimdi ben tabii pek bilmiyorum. Mesela bana şey daha çoktur gibi geliyordu. Azure Functions mesela çok popüler. Vibrant bir komünitesi de var. Bana Azure daha fazladır gibi geliyordu. Mesela onu bilmiyordum. Fakat burada ilgimi çeken şey, ilginç bir şey mesela şu oldu. Mesela Kubeless diye bir proje vardı. Mesela Kubeless projesinin öldüğünü görüyoruz burada. Bu açık kaynaklı bir Functions as a Service projesiydi. Onun dışında mesela OpenFaZe diye bir proje var. Mesela OpenFaZe aynı şeyi yapıyor. Kubernetes üzerinde, Docker üzerinde Functions as a Service yapıyor sizin için. Mesela teoride çok popüler bir proje ama mesela şunu görüyoruz biz. Bu projeler genelde hobby developerlar tarafından kullanılıyor. Yani büyük şirketler böyle OpenFaZe gibi tam arkasında düzgün bir şirket desteği olmayan projeleri kullanmıyorlar production'da. O yüzden mesela burada ilginin azaldığını görüyoruz. Ama mesela aynı zamanda Knative geçen sene yokken, 2018'de Knative yoktu, 2019'da çıktı. Mesela 2019'da BAM diye bir şekilde %16 şey yapmak istiyor, bunları kullanmak istiyor şeklinde bir soru. Yani mesela %16 şu an Knative'e bakıyor ya da kullanıyor. Yine öteki mesela açık kaynaklı çözümlerin azaldığını gördük. Mesela Apache OpenVSC azalıyor aynı şekilde. Mesela buradan azalanlar genelde işte Knative'e geliyor. Çünkü Knative aslında yine gördüğümüz bir şey şuydu bizim. İnsanlar Kubernetes üzerinde aslında functions o kadar da istemiyor. Yani Kubernetes üzerinde istedikleri şey insanların bana bir primitive ver, biraz şöyle platform as a service gibi olsun, kendisi iletsin. Hani daha kolay deploy edilsin değil mi? Ben burada mesela size tek komutla deploy gösterdim. Tek tıkla deploy gösterdim. Yani o tip şeyler yapabiliyoruz. Bununla ilgili gözlemin... Evet. Pardon abi sesini kesmişti. Ben de durdun sandım. Bir şey daha söylüyorsan devam et sen de. Ha yok devam et lütfen. Şimdi bu hani şey nasıl diyeyim? The New Stain yaptığı şey tabii bilmiyorum ne kadar 1400 kişi falan ama
Tabii şeyle de karşılaştırırsak geri kalan EC2 usage, işte Kubernetes usage'lar vesaire. Hani hala Lambda gerçekten o şeyden sıyrılamamış durumda çoğu firmanın gözünde. Hani ufak tefek uygulama yapılır bunun da şeyinden, ya da işte bir tool'a entegre edeyim, bağlayayım da orada bir fonksiyon çalıştırayım. Bunun temel bence sebebi işte debugging ve local development'ın hala o bildiğimiz şekilde yapılamıyor olması. Yani ben IDE'yi açıp işte kolay şekilde debug edemiyorum. Deployment çok fazla servis olunca bunu nasıl doğru bir şekilde yaparım bilmiyorum. Kolay değil. Yani Knative'de de aslında çok doğru söyledin yani. O da ben functions istemiyor dedin yani. Daha kolay deploy edilsin istiyor ki büyük enterprise'ler sen de görüyorsundur. Hani daha çok kendi pass'larına gidiyorlar. Çünkü daha kolay deploy edebilecekleri şeyler istiyorlar ama functions as a service'in o limitasyonlarını da istemiyorlar. Çünkü tamamen yeni bir development ortamıyla uğraşıyorsun gibi bir his var Lambda'ya gidince. Sen bu konuda evet. Ne düşünüyorsun? Bu bariyer nedir yani? Nereye gidecek? Evet. Ya aslında şöyle bir durum var. Yani biz şöyle yaklaşmak istiyoruz. Strateji olarak şimdi biz oturup mesela AWS'i okumaya çalışıyoruz değil mi? Mesela AWS ne diyor diye oturup kafa patlatıyoruz bu konuya. Şimdi bizim için bizim gördüğümüz kadarıyla olay şu. Yani AWS insanla ya o, hani şöyle diyeceğim, senin beklentinin karşıtı olacak bu. AWS'te insanlar uygulama çalıştırmaya gelmiyor. Yani ben bütün sistemimi mesela AWS'e deploy edeyim. Kimse bunu yapmak istemiyor bizim bildiğimiz kadarıyla. Yani mesela gidip işte şey var ya, A-Cloud Guru falan gibi bloglar var. Onları okursanız tabii güllük gülistanlık. Ama AWS'in arkadaşlar galiba stratejisi şu şekilde: AWS glue code olarak. Yani AWS'te şunu görüyorlar. AWS'in amacı, yani Lambda'nın amacı öteki productların kullanımını artırmak. Anlatabildim mi? Yani şimdi mesela sen DynamoDB kullanıyorsun ya, onu artırmak için mesela bu productlar birbiriyle daha iyi entegre olsun diye o aradaki işte yapışkanı, o glue'yu Lambda sağlıyor. Yani bizim şu anki düşündüğümüz AWS'in stratejisi o. Biz evet. Tam olarak oraya gitmiyoruz. Biz şu an hala uygulama modundayız. Bizim de aslında muhtemelen glue moduna geçmemiz gerekiyor. Bu arada ben şunu düşünüyorum. Bence 2010, geçen iki reinvent'e de gitmiştim. 2018 yılında bence AWS öyle düşünmüyordu tam olarak. 2018 yılında AWS'lerin hala işte gerçekten bir platform olabileceğini ve konteynerin yerini alabileceğini düşünürken biraz daha artık işte fark ettiysen geçen sene reinvent'te neredeyse hiç, yani stage'de hiçbir şey yoktu ve Fargate üzerinde, konteyner üzerinde ciddi anlamda bir şey vardı yani. Çünkü enterprise'lara gidemeyeceklerini anladılar gibi geliyor birazcık Lambda ile bana. O yüzden şu an dediğine katılıyorum. Bir sene önce desen katılmazdım mesela. Ya yani doğrudur. Yani ben de emin değilim. Bize de yani hani son tartışmalarımla şirket içinde ben de biraz bunun glue olduğunu son yakın zamanda fark ettim. Doğrudur. Haklı olabilirsin herhalde. Yani zaten işte serverless application şeyini falan geliştirdiler ya, işte model neydi? SAM framework'ün falan geliştirdiler ya. Yani biz hakikaten diyorduk bu adamlar application'da da olmak istiyor. Ya ama işte bahsettiğim gibi şeydeki marjinler çok kötü. Kar marjinleri serverless'ta arkadaşlar epey kötü durumda. Şimdi biz Knative'i çıkartırken şöyle umut ediyorduk. İnsanlar Knative'in içindeki building blockları kullanarak gidip kendi PaaS'lerini inşa edebilirler dedik. Ve aslında çoğu şirket bunu yapabilir. Yani mesela yemek sepetini düşünün. Tamam, yemek sepetinde mesela 100 tane geliştirici varsa bir tane kişi çıkıp Knative ile ben PaaS geliştireceğim arkadaş dese aslında mantıklı bir şey olur. Yani Knative PaaS'lerin ihtiyacı olan birçok şeyi çözüyor ve API'li şekilde çözüyor. Mesela senin kendi autoscaler'ını mı yazmak istiyorsun? 5 dakikada yazabilirsin. Knative mesela ne diyor? Autoscaler'ı kendin ayarlayabilirsin diyor. Yani kendi autoscaler'ını getirebilirsin diyor. Ondan sonra işte ne bileyim mesela kendi birçok şeyi kendin ayarlayabiliyorsun. Knative'in inanılmaz fazla ayarı var. Yani default ayarlar çalışıyor ama tabii kendi ayarlarını da getirebiliyorsun. Mesela işte traffic speed için bir yine YAML objesi var. Onu gidip programlayabilirsin sen. Yani bunun hepsi aslında bir PaaS üretilsin diye yapıldı. Fakat biz şunu gördük. Biz muhtemelen Google olarak hata ettik. Bizim gidip PaaS yapmamız gerekiyordu öncelikle. Onu yapmadık. Onu da yapabiliriz belki, bilmiyorum. Şu an öyle bir plan yok ama bence öyle bir şey yapsak daha iyi olacak. Çünkü insanlar PaaS istiyor. Yani o Cloud Foundry falan kullanan birçok şirket aslında ya ben Cloud Foundry istiyorum diyor. Çünkü çok kolay. Çok güzel bir developer experience var. Bir soru gelmiş bu arada Emin'den. Evet. Cloudflare Workers gibi serverless uygulamayı bütün data center'lara yükleme gibi bir şey yapmayı planlıyor musunuz? Evet. Şu an bizim öyle bir planımız yok. Şeyi desteklemeye çalışıyoruz ama. Yani Cloudflare Workers çok ilginç bir şey arkadaşlar bu arada. Cloudflare'in bildiğiniz gibi dünya üzerinde herhalde yani 300-500 tane region'ı var.
cloud'lara karşılaştırdığınızda 20-30 tane region oluyor cloud'ların. Tabii karşılaştırılabilir bir şey değil bu. Mesela yani Cloudflare'in muhtemelen Türkiye'de bir kutusu var. O kutunun içinde siz belki de serverless uygulama çalıştırabileceksiniz. Fakat ya öteki cloud'ların böyle bir durumu yok arkadaşlar. Biz ne yapmaya çalışıyoruz? Biz şunu desteklemeye çalışıyoruz. Yine yakın zamanda yayına girecek olan bir feature'ın üzerine çalıştım. Hatta galiba onun da burada yazısını ben yazıyorum. Şey olacak. Yakın zamanda bir load balancer desteği açıklayacağız arkadaşlar. Mesela bu load balancer desteğiyle siz bütün cloud'ların uygulamalarınızı bütün mesela Google region'larını deploy edebileceksiniz ve bunu mesela çalıştırabileceksiniz. Hatta mesela şöyle bir benim uygulamam vardı. Hala çalışıyor mu emin değilim. Bu şöyle Lambda Edge'den ne kadar farklı abi? Ben bilmiyorum da tam. Biliyor musun bilmiyorum. Lambda'nın Edge'i var ya. Lambda, evet, Lambda Edge'li teoride aynı şey. Ona cevap olarak çıkmış bir şey. Mesela şöyle bir link var arkadaşlar. Ben hepinize chatten atmaya çalıştım. zoneprinter.ahmet.im ama HTTPS'le. Şimdi mesela siz buraya girerseniz muhtemelen Avrupa'daki bir data center'a bağlanacaksınız. Ben girdiğimde bu linke Amerika'dan bir data center'a bağlanıyorum. Mesela bu da yine yeni üzerinde çalıştığımız Cloud Run feature. Yani sizi en yakındaki Google Cloud data center'ına yönlendirmeye çalışıyoruz. Açıkçası bu arada ben bu Edge konusuna da pek ikna olmuş değilim. Yani Edge konusu da yani iyi güzel de çoğu insanın o son yani o son 5-10 milisaniyeyi trim etme ihtiyacı olduğunu ben açıkçası düşünenlerden değilim. Evet. Katılıyorum. Bu arada cevaplar gelmeye başladı. Mesela Hollanda'ya bağlanmışlar falan gibi. Evet, doğrudur. En yakın adı sende orada demek ki. Mesela Lambda Edge'in yani spekleri falan çok düşük. Yani izin verdiği şeyler çok düşük. Limitasyonlar inanılmaz fazla. Öyle Lambda ile alakası yok şimdi. Böyle bir durum da var. Şimdi yani aslında Lambda neden öyledir muhtemelen? Çünkü onlar hep değişir. Ya burada mesela cloud'larda herhangi bir limitasyon varsa arkadaşlar onlar istek üzerine hep değişiyor. Yani siz büyük bir müşteriyseniz ve ihtiyacım var diyorsanız adamlar gidiyor onu yapıyor. Burada mesela hani şeyden bahsedelim. Mesela bu işte bu cloud'lar bu uygulamaları nasıl güvenlikli olarak çalıştırabiliyor derseniz mesela hızlı onu bir göstereyim ben size. Mesela Firecracker diye bildiğiniz gibi AWS'in bir projesi var değil mi? Firecracker gerçi arayacağım şimdi. Ha şu. Mesela Firecracker arkadaşlar bir açık kaynaklı bir virtualization teknolojisi. Yaptığı şey mikro VM'ler yaratıyor. Daha doğrusu VM'ler yaratıyor. Bu mikro VM'lerin amacı hızlı bir şekilde ayağa kalkıp sizin Lambda'nızı çalıştırıp gitmek. Şimdi AWS bunu kullanıyoruz diyor Lambda üzerinde. Benim bildiğim kadarıyla hala arkadaşlar majority of Lambda yani Lambda'nın çoğu hala burada çalışmıyor. Çünkü güvenlik gibi nedenlerden ötürü işte birçok müşteri buna cool değil açıkçası. Böyle sıkıntılar var. Şimdi bu aslında şey tabanlı teknoloji, VMM tabanlı teknoloji. Yani mesela şey vardı, Intel belki hatırlarsınız, Clear Container diye bir proje vardı. Bu projenin de amacı mesela tamamen mesela tam bir şeyi, bu şurada Clear Container diye göstereyim. Şimdi bu projenin amacı container VM'ini yani sıfırdan bir VM'i 150 milisaniye içinde ayağa kaldırıp request'e cevap veriyor hale getirmek. Böyle bir şeyi başarmıştı mesela şey Intel seneler önce. İşte bu sene AWS şeyi çıkarttı, Firecracker'ı çıkarttı. Mesela biz Google'da nasıl bunu yapıyoruz dersin. Google'da Cloud Run uygulamaları arkadaşlar gVisor denen bir şey üzerinde çalışıyor. Şimdi gVisor'ın bütün bunlardan farkı şu. gVisor 10 senelik bir proje aslında. Biz sadece yeni open source ettik. gVisor'la bizim yaptığımız şey sizin verdiğiniz uygulamaları biz VM yaratmadan çalıştırabiliyoruz güvenli olarak bir sandbox'ın içinde. Bunu nasıl yapıyoruz derseniz emülasyonla yapıyoruz. Yani bu gVisor bildiğiniz normalde hani VirtualBox gibi bir şey aslında. Bir sandbox yani. Ama biz bütün bir OS'i ayağa kaldırmadan OS'i fake edebiliyoruz. Bunu fake etmemizi mesela yine GitHub'a gidip giderseniz göreceksiniz ki gVisor'da mesela biz bu arada Go ile implement edilmiş bir projedir. gVisor'da biz bildiğimiz bütün Linux'taki sistem kolları Go'da re-implement ettik. İşte threading'i, mutex'leri, lock'ları, pipeları her şeyi fake ettik ve hepsini çalışır hale getirdik. Hatta dokümantasyonda şey var. Neler destekleniyor? Şurada mesela işte hangi sistem kollar destekleniyor, hangileri tam desteklenmiyor? Bu da açıklanıyor. Yani mesela Firecracker'a kıyasla tabii ki daha mesela gidip Oracle database çalıştıramazsınız muhtemelen bunun üzerinde. Ama günün sonunda Cloud Run için bize yeten bir izolasyonu biz gVisor'la sağladık. Yine gVisor'da açık kaynaklı bir teknoloji. Evet. Tamamdır. Başka soru var mı? Bakıyorum hemen. Cloudflare'de Eren Balin'in başına bir sıkıntı gelmiş. Google Cloud'da böyle bir sıkıntı olur mu falan diyor.
Valla arkadaşlar şöyle diyeyim size. Bütün cloud'larda 600'lar falan olabiliyor. O yüzden insanlar multi cloud kullanıyor arkadaşlar. Yani size de ben multi cloud kullanmanızı öneririm. Eğer tek bir cloud'a bağlıyorsanız. Tabii ki multi cloud kullanmak daha zor oluyor. Yani işte oturup her şeyi her yerde kurmaya çalışıyorsunuz. Onun API farklı, bunun bilmem nesi farklı gibi birçok sıkıntı oluyor. İşte o yüzden arkadaşlar Anthos kullanıyorsunuz. Anthos burada geldi DNS problemi varmış adamda. DNS problemi. Açıkçası yani DNS problemi de her yerde olabilir. Yani bazen yani, Google Cloud'un DNS'leri de çöküyor. Evet. Yani ne yazık ki Cloud'un gerçeği arkadaşlar outage'lar oluyor. Yani bazı seneler mesela AWS'in çok outage oluyor. Bazı seneler Azure'un çok oluyor. Bazı seneler mesela bu sene Google'un çok outage oldu so far. Yani öyle şeyler olabiliyor. Öyle sıkıntılı durumlar olabiliyor. Ya biz Anthos'la aslında ulaşmak istediğimiz şey şu. Birçok şirket geliyor diyor ki ya biz multi cloud çalışmak istiyoruz. Yani diyor ki ben hiç Google kullanmak istemiyorum arkadaşım diyor. Yani ben Amazon şey diyor. Mesela Azure bana sattı zaten. Ben o kontratı imzaladım. Artık diyor yani ruhumu ben Azure'a teslim ettim önümüzdeki 3 yıl içinde diyor. Ama diyor ben Azure'un mesela Kubernetes'inden memnun değilim diyor. Yani ben Azure, bu arada Azure'un Kubernetes servisi üzerinde falan bir ay falan çalıştım yani sonrasında takip ettim. Nasıl çalıştığını falan 3 aşağı 5 yukarı biliyorum. Yani GK ile falan bunlar hiç kıyaslanacak servisler değil. Hatta seneler sonra bile hala kıyaslanacak servisler değil. Ya insanlar diyor ki mesela ya diyor GK'yi mesela gelip benim mesela Azure'umda çalıştırabilir misiniz diyor. İşte o yüzden biz Anthos'u yaptık. GK'yi on-prem'le gidip arkadaşlar biz GK'nin mesela aynı upgrade'lerini, aynı işte rollout stratejilerini, feature'larını hepsini tamamen Azure'da hatta AWS'de hatta on-prem olarak size sunabiliyoruz. Böyle de ilginç bir şey var. Evet. Tamamdır. O zaman artık kapatalım diyorum. Senin de daha çok vaktini almadan Tamamdır. Çok teşekkür ederiz tekrardan. Ben teşekkür Ahmet. Ediyorum. Herkese teşekkürler geldiğiniz için. İyi akşamlar size. İyi akşamlar. Sağlıcakla.